Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala sahbihi ecmain. Evet, 24. mektubun salavatını da çek abi. Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed. Aleyküm selam. 24. mektubu okuyorduk. Bu 4. dersimiz. Bundan önce 3 ders yaptık. İnşallah bugün sonuncu kısmını okuyacağız elimizden geldiği kadarıyla. 2-3 haftada ara verdiğimiz için çok fazla detaya girmeden yine bir hatırlatma yapsak evet. Ufaktan iyi çok olur. İyi, çok iyi. Ha. 24. mektupta soruyu hatırlıyor muyuz hepimiz? Daha önce evet. Bir şeyimiz vardı. Soru işte Rahim, Hakim ve Vedud esması varken bunların iktiza ettikleri terbiye, tedbir, muhabbet, terane, taltif varken müthiş, muvahhiş olan mevt, adem, zeval, firak, musibet, meşakkat ile nasıl tevfik edilebilir? Yani bu gördüğümüz Cenab-ı Hak hem Rahim'dir, hem Hakim'dir, hem Vedud'sa bu görünen mevt, adem, zeval, firak, musibet, meşakkat nasıl birbirine tevfik edilecek? Hadi insan için ebedi bir saadete gittiği için bunu hoş görelim. Ama bu mevcudat, hayvanat, nebatat, işte hiç rahat durmayıp hep sıkıntılar, meşakkatlerle bir hayat geçirip yok olup gidiyorlar. Bu esmalar varken nasıl Cenab-ı Hak bunlara izin veriyor, bundaki hikmet nedir diye bir dehşetli bir soru var. Üstad Hazretleri de bu soruyu daim ve muktazi ille-i gayeyi ifade ederek izah ediyor. Daha önce hatırlarsanız şöyle hemen ben şeyden devam edeyim. Az önce bunlar Sayın Nur'da nereden şeyden 24. mektupla ilgili olan kısımlar. Nasıl bahsedilmiş 24. mektup diye. Bunlara girmeyeceğiz. İzah hatırlatma yaptığım için ha? Üçüncü dersin hatırlatmasını biraz daha böyle fazla yaparsan. Hı hı. Tamam abi inşallah. Soru geçen hafta onun üzerine. Ha, bir önceki şeye tamam. Buraya geçeceğim. Soru buydu. Daim ve muktezi, gaye ve faydaları gösteren beş işaret ve beş remizle Üstad bu soruyu çok güzel bir şekilde ve sorunun da daha ötesini yani sır-ı hikkat-i alemi izah ederek, kısım-ı kainatı izah ederek Üstad bu soruyu daha açarak hem insan hem hayvanat, nebatat için bu yaratılış hikmetini ifade ederek bu şeyi çok güzel bir şekilde, mutlu bir şekilde izah ediyor. Burada daim muktaziyi gösteren birinci makam, bu 24. mektubun iki şeyi var, iki makamı vardı. Birinci makam ve ikinci makam. Daim muktaziyi gösteren birinci makam, ki biz burada ikinci elimizi okuduk. Daha sonra gaye faydaları gösteren beş işaretti. Biz de burada daha önceki derslerde işte mukaddemeyi, birinci, ikinci, üçüncü işareti, birinci, ikinci işareti, sonra üç ve dördüncü işaretleri okuduk bundan önceki derste. İnşallah bugün de beşinci işareti okuyup bitireceğiz. Daim ve muktez işte bu vazifeye bakan iki tane şey vardı. Sevk eden sebep demiştik, bir de sonuca bakan sebep. Muhabbet, iştiyak, lezzet daim ve muktaziydi. İlle-i gayede vazifenin sonucuna bakan sebep, maslahat-ı semere faydaydı. Bir vazife bu iki şey için yapılırdı. Ya muhabbet, lezzet, iştiyaktan dolayı onu yapıyoruz ya da ondaki maslahat-ı semere faydadan dolayı yapıyoruz. Bizi o vazifeye sevk eden sebepler bunlardı. Üstad da bu dahi ve muktazi, illeyi gaye noktasından 24. mektubu anlattı. İkinci elimizi şunatı ifade eden şunatın geçtiği kısım. Burayı okuduk. Buralara çok girmeyeceğim. Burada böyle bir şekilde konuyu izah etmeye çalıştık. Zat, esma, eşyaret dönüyor. Ondan sonra şuur orada devreye giriyor. Bu şekilde. Bunu işte, bunu demiştik o zaman. Evet. Bunu böyle sade, daha böyle noktada İrfan da böyle bu konuda da baktım meziyetlidir. Çok muğlak gibi, zor gibi gözüken şeyi çok sade yapabiliyor. Hmm. Onunla da meşret edilebilir bu. Anladım. Yani daha, bu biraz böyle girift gibi. Hmm. Bunu inşallah şey yaparsan biraz böyle çok zor. Yani biraz daha
kolaylaşacak bir şey. Evet, yani yaptığımız şeydi. İkinci makamda da beş işaret vardı. Bu beş işaret gaye faydaları anlatıyordu. Burada işte mukaddemeyi okuduk. Mukaddemede temsilat, üstad burada temsilatı kullanıyor. Burada Mesnevi'de ben bir şey gördüm bugün okurken de. En alttaydı. Mesnevi en alttaydı. Evet. Yani bulabilirsem. Sırrı temsil ile. İnşallah 106 diye hatırlıyorum. Bir de mektubatta var, temsil ne işe yarıyor diye. Evet. Üç tane dürbün şey diyor. Yani burada temsilatı nasıl kullanacağımızı üstad burada anlatmış. Bu hani bir şeye bakarken gördüm. Bir okuyayım yani temsilatı. Yani zaten üstad da bu mevzuyu izah ederken hep temsilat yolunu tercih ediyor. Ve okuduğumuz beş işarette de hep temsilat ve hakikatin bir kısmı şeklinde veyahut da tamamı ya da bir kısmını ifade ederek bu derin hakikatleri ifade etmeye çalışmış. İşte hakikatin ucunu gösteriyor. Hakikatin kanun vücuduna işaret ediyor. Müddaayı aynı şeyde ispat ediyor şeklinde temsiller vardı. Burada şöyle bir ifade hoşuma gitti. İlem-i Yölaziz, Kur'an mucizül beyan hakikatları durubu emsal ile beyan ediyor. Hakikatları durubu emsal ile beyan ediyor. Çünkü daire-i uluhiyete ait hakaik-i mücerrede, daire-i mümkünatta ancak misaller ile temessül ve tavazzuh eder. Kur'an zaten bu üslubu kullanıyor, temsilatı kullanıyor. Daire-i uluhiyete ait hakaik-i mücerrede, daire-i mümkünatta ancak misaller ile temessül ve tavazzuh eder. Mümkün ve miskin olan insan da daire-i imkanda misallere bakarak fevkinde bulunan daire-i vücubun şuunatını, ahvalini düşünür. Üstad da zaten bu temsilatla ifade ediyor. Hatırlarsanız bir önceki derste de işte bir elmayı yemek misali vardı, işte vesaire oradan lezzet, oradan konuşurken ifade ederken temsilatı dikkat çekmiştik. Çünkü hakikatını konuştuğumuzda birebir tatbik ettiğinizde uygun olmayan ifadeler kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ama bir hakikati göstermesi noktasında konuşmamız gerekiyor. Buna dikkat etmemiz lazım diye demiştik. Kur'an'da ne yapıyor? Bu durum ve emselliğiyle mevzuları beyan ediyor. Bu kısım böyle güzel ifade etmiş. Hoşuma gitti. Çok iyi. Kaçın sayıdaydı? O 106 daha en başta. Temsilatı geçtik. Yani çok girmemeye çalışıyorum. Girmeyince de ifade etmek şey oluyor, zor oluyor. Yani böyle bir kelamla ifade edeceksiniz ki mevzu anlaşılsın. Az kelamla öz bir şekilde evet. ifade etmek de zor. Ya uzun anlatmamız lazım. O da uzun çeker. Ve beş işarete başladık. Beş işarette bir derste bir ikinciyi okuduk. Bundan öncekinde de üç ve dördüncü işaretleri okuduk. Hatırlarsanız birinci işarette yapılan kayıtları anlatmıştı. Etvar-ı Hayat dediğimiz matbaa harfleri misalimiz vardı hatırlarsanız. Nasıl ki bir matbaa güzel bir misaldi. Bir sayfenin tabına medar olan matbaa vufatına bir vaziyet, bir tertip verilir. Sayfenin tabına medar olur. O sayfa suretini, hüviyetini yapraklara, manaları, çok akılları neşrettikten sonra o matbaa harfleri dağıtılır. Vaziyeti, tertibi değiştirilir. Çünkü ona lüzum kalmadı. Başka şeyler gelecek. Bir tane matbaa harfleri bir araya geldikten sonra ondan binlerce, belki milyonlarca suretler alınıyor. Yapraklara o yazılar neşrediliyor. Ve manaları da çok akıllara neşrediliyor. Bu şekilde o matbaa harflerinin bir araya gelmesindeki maksat hasıl olmuş oluyor. Ama biz ne demiştik? Hep o matbaa harfleri niye yan yana durmuyor, hep devam etmiyor diye bizim alemimizde baktığımız o. Bu noktadan ve birinci işaretten etvar-ı hayat dediğimiz burada hüviyeti, misaliyesi, sureti, mahiyeti elvah-ı mahfuzada, alem misalli, alem misalli numunesi olan elvah-ı mahfuzada, elvah-ı mahfuzada numuneler olan kuvve-i hafızalarda kalıyor. Buralara kayıt yapılıyor. Nihayetsiz kayıtlar yapılıyor. Ve manalar da zihşuurda kaydediliyor. Bu şekilde Cenab-ı Hak her an, her şekli hüviyeti, misaliyesini, suretini, mahiyetini, manalarını kaydediyor. Dehşetli bir şekilde etvar-ı hayatlar kaydediliyor demiştik birinci işarette. Misalleri vardı, misal ve hakikat şeklinde.
Ve bu işaretlerde hatırlarsanız bir şeyin üç tane gayesi vardı. Bir nefsine, bekasına, iki zihşura ve de üçüncüsü de saniye bakan hikmetleri vardı, gayeleri vardı. Bu beş işarette de nefsine, o mevcudatın nefsine, hayatına, bekasına ya zihşura ya da saniyine bakan gayeleri vardı. Bu şekilde bir tasnifle üstad burada bu beş işareti ifade etmiş demiştik. Bu birinci işarette işte o mevcudat, soruda neydi? Nebatat ve hayvanat, yani insanlar için ebedi bir saadet var. Hani bu şeyleri anlayabiliriz, daha güzel bir yere gidecek ama nebatat ve hayvanat için bu nasıl tevfik edilecek? Rahim, Hakim, Vedud isimleri varken bu kadar meşakkat, sıkıntılar, ondan sonra Adem olması, yokluk olması, yoka gitmesi, yok oluyormuş gibi zahiren gözükmesi nasıl olacak diye soruydu. İşte bu beş işarette de bu hep nefsine, hayatına, bekasına bakan gayesi, bir de zihşure ve ondan sonra saniye bakan gayelerinden bahsedecek. Ben burada bir parantez açayım. Tamam. Bir şey izah etmek adına. Hani insan hadi cenneti gideceği için bu meşakkatı hoş görüyor. Evet. Ama hayvanat ve nebatat ne alacak? Ben ilkokula giderken bir tane haletim de şuydu. Yani dağlarda büyüdüğümüz için eletik meletik yok. Bir şey görmediğimizden demek ki böyle kafa. Şimdi onu da hatırlattı da aynı böyle tatlı bir hatıra. Böyle çiçeğe hayvanları koyardık sığırla. Akıra koyardık. Köye inerken en az bir saat sürerdi. Bir çiçek mesela hoşuma. Çiçeğin yanına dururdum. Çiçekten ben ayrılınca ben gidince sanki bütün dünya onun oluyor. Böyle bir haletim vardı. Ben ondan ayrılınca bu ne yapacak? Bir de karanlığa kalınca bu ne yapacak? Onun elem aldığını, azap çektiğini hissederdi. Hepsi yalnız derdi. Sonra şöyle bir derdim, bak bu çiçek bu çiçeğin yanındadır, arkadaştır derdim ama gece ne yapıyorlar derdi. Böyle sanki o oluyordu ben, hisleniyordu. Acayip şeyime giderdi. Bak, ben yanına gittim. Ne kadar seviniyor şimdi. Yalnızlığı gitti. Bir de gece ne yapacak bu dedim yani. Gece ne yapacak? Korkmuyor mu diyor. Ve yalnızlıktan sıkılmıyor. Hep devamlı aynı yerde duruyor. Böyle fenafil de. Şimdi anlıyorum ki fenafil çiçek olmuşum. Nebat olmuşum. O oluyorum. Oradan bakıyorum, azap çekiyordum. O dertte olmak güzel bir şey. Yani, bir tanesi de şeydi, bu gördüğümüz hiçbir şey böyle değil aslında. Derdim, he. Böyle değil. Böyle baktığım için öyledir. Bir tane de şeydi, benden başka bu çok acayipti bende, hakimdi. Lise hayatına kadar hakimdi. Şu, kimse yaşamıyor. Aslında hep benim. Tek ben yaşıyorum. Araba geçiyor karşıki tepeden. Tek tüp araba yani. Belki de iki günde bir araba geçer. Derdim, öyle zaman içimdeki adam. Diyorlar ama şu, aslında benden başka burada bu dünyada yaşayan. O dünyada tek yaşamanın haleti var. Oluyor mu? Şimdi bende de oluyordu diyeceğim ama şimdi bende de oluyordu diyeceğim. Yani aslında onlar yok. Ben mesela dağa bakardım, aslında bu böyle değil. Ben baktığım için böyle. Sonra çocuklukla aklımda ya, şöyle bakayım gizli bakayım hala orada mı? Hala öyle mi? Sonra düşünürdüm ki gene bakıyorum der. Evet. Şimdi çiçek dedin ya. Evet. Hadi yani çok acayip yazıma gidiyor demek. İnsan çıldırıyor biliyor musun? Ne yazı? Üstad yazıma gidiyor. Ben o çıldırıyordum ya. Şimdi tek kalacak. Karanlıkta ne yapacak? Sığır geldiği zaman ne kadar korkuyordur diyordu. Evet.
Yani soru aslında yani oldukça dehşetli. Hani hep biz, yani ben kendi alemimde, yani insanın ebedi bir hayatı nasıl olacak, işte varlığı, yokluğu, insan açısından bakmak bir şekilde hep duyduğumuz ama Üstad bu soruyu daha ileriye götürmüş. Hayvanat ve nebatat için bu yaratılış nasıl bir şekilde dertlenmiş ya yani. Devam edecek aynı şekilde. Hayvanat dertlenmiş de. Onların çektiği musibet, meşakkat nasıl bu esma ile tevfik edilecek? Yani sadece insan açısından olayı çözmek yetmiyor. Ama ne oluyor? Bu soru hani bu şekilde de yine ifade etmiştik. Üstad hem mevcudat için, nebatat, hayvanat için bu soruyu ifade ederken hem insanı da zaten aynı şeyde aslında bütün sistemi anlatıyor. Dehşetli bir şekilde. Nasıl bir sistem var? Bunlar muhafaza ediliyor, işte vücut kazanıyor, hakiki vücudu kazanıyor. Bu rahim, hakim ve vedud isimleri bunu iktiza ediyor. Hem rahim olacak hem bu meşakkat, musibet olacak. Nasıl tevfik edilecek? Bunu çok güzel bir şekilde izah etmiş oluyor. Rüştü abiye derdim ki, Rüştü abi dedim, hayvanlar ve bitkileri nasıl insan, insanın aleminin dertleriyle meşgul olurken, usta demiştim bu derste, nasıl o bitkilerin haletiyle haletlenip de bu soruyu soruyor diye sormuştum. Demişti ki, fotoğrafı bütün vakti için, cüz-i nazarını cüz-i şeye hasretmemiş. Külli görüyordu da onda. Kendi parçası şeklinde. Evet, efradi olarak. Efradi. Yani aslında o değil dedi. Kendisini hissediyordu. Kendisinin parçaları. Mesela adam arabaya biniyor, kadın arabaya biniyor, fırtına var, heyelan geliyor. Ama iki çocuğu arabanın dışında. Kapıyı kapatıp gider mi? Evladını da almak ister değil mi? Ustad da diyor, bir şeye doğru giderken diyor, bütün kainatı da, çünkü etzai kainat efradi hükmünde. Kainat ise nevi hükmüne geçer diyor. Böyle bir tefekkür var ustadın. Yani o ot görmüyor. Kendi etzai kainat efradi hükmünde diyor. Kendi temessülatın yeni kasların olarak görüyor. Onun için o soruyu sorabiliyor. Kendisini hissediyor. Ama çiçek olarak ifade ediyor. O zaman o sorunun tam cevabını bulmadığında aslında kendi cevabında bulmuş olmayacak. Yani sen niye dertlendin? Sana ne? Rahman ve Rahim, Vedud isimlerin. Tamam ben alacağımı aldım. Allah Resulü'nün tabiriyle köprü yıkık. Tamirle uğraşmayın. Geçin gidin diyor dünyadan. Tamam alacağını aldın. Ne meşgul oluyorsun? Otlar sana ne? Değil. Bak Yansıra'nın suyu anlatmıyor biliyor musun? Mücedide var. Mesela bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Okuttunuz mu bilmiyorum. İmam-ı Rabbani okudunuz mu? Yok. Ben okudum birkaç tane. İmam-ı Rabbani bidattan bahsediyor. Bidatı tabir ediyor. Her asıl mücedidin vazifesi şu, eksikliği değil. O asırdaki tamirle vazifeli. Bidatlar ve haram şeyler girdiği için onunla tamir. Gazali de bu işin bidatlardan bahsetmez. İslam âlemine felsefe girdiği için felsefeyle şey yapıyor. Bak Risale'nin orada. Otta kendisini hissediyor. Mektubat-ı Rabbaniye'de böyle bir şey göremez. Bakıyorum. Zamana göre. Tabii. Yani o ot gibi derken aslında kendisini otta hissediyor. Kendisini otta hissediyor, kendisini otta anlamlandırıyor. Anladın mı? Çok tuhaf yani bakın. Asıl imamların çok iyi seyredebilirsin. Yani külli bak. Hepsi benim, hepsi benimdir. Gazali'ye bak. Roma ve Bizans'tan girmeye çalışan tercüme vasıtasıyla Arapçaya tercüme ediyorlar. O Rum şeylerini. Felsefe girmiş. O zaman demiş ki kendisi söylüyor. Bir tane yabancı kelimeyi talim eden küfürle itham etmiş. Sonra diyor ki aslında diyor ben yabancı kelimeleri lisanı öğrenmenin saatine karşı değilim ama o lisanla alem İslam'a girmeye çalışan felsefe akımını doktorluklar. Birinci yolu bu. İkincisi üflanı kesmiş Gazali. Felsefe akımı. Niçin bidattan bahsetmiyor? Niçin şundan bundan bahsetmiyor mesela?
haramlardan bahsetmez o. Felsefe hakkı. Çünkü onun vazifesi şu. Alim, asıl imamın cemiyet ve Kur'an. Yani edileşimi. Böyle bir cemiyetin Kur'an'daki cevabı ne? Onu verir. Böyle bir cemiyetin. İşte İmam-ı Rabbani'ye baktığınız zaman ot yok yani. Ot meselesi yok kardeşim. Ot zevale gidip giderse gitsin. Mesele o değil. Hiç öyle bakma. Yok. Ama çok tuhaf değil mi? Otta Osman, ezber söylemedin değil mi? Otta kendisini fark etmiş, otta kendisini hissetmiş. O otta kendisini hissetmeyen böyle bir sonuç soramaz. Niçin? Ben okuduklarım için. Yok yani böyle bir şey. Tefsir var. Peki Risale'nin üstün mü? Hayır. Bu asır, bu asır yani şimdi bulunduğu asır, geçmiş asırdan farklı. Hı hı. Gazali zamanındaki asırdan farklı. Rabbani asırdan farklı. Böyle bir asra, Kur'an'ın dersine bu işte. Üstünlük falan değil. Yani benim babam senin babanı döver tarzına değil. Rabbani mi büyük, mektubat mı büyük? Öyle bir şey. O cahillerin işidir. Armut mu büyük, şeftali mi? Olur mu? Ufak bir şey. Ha. Bu nedir? Hepsi Allah'ın adeta benim tabirimle kafirlerin üzerine çektiği kılıçtır Gazali. Allah'ın kafirler üzerine çektiği kılıçtır Rabbani Hazretleri. Yani böyle bahsediyor. Şimdi tuhaf ya. Biraz önce şey okudum. Hakikatlerini, suretlerini, mahiyetlerini. İnsan niye anlamlanır? İnsan deseydi kanuniyeti insandadır. Biraz önce böyle geçtim. İnsan devleti şey ya. Evet. O da kendisini hissediyor. Asıl, hakikaten asıl kitap. O soruyu sorarak da cevap da geliyor. Sorabilmek var ya, sorabilmek. İstihdam edildi. Yani onu, yani ot, vedud, rahman, rahime göre, yani niçin böyle meşak açıyor? Yağmur çekiyor, soğuk çekiyor, fırtına var, sökülüp atılıyor rüzgar, hayvan yiyor. Onu hislerle donatılmış olarak onu ediyor. Ki buralardan çıkartıyor. Bitkinin hissi var. Yoksa sormaz bu. Ve bir otta kendini hissetmek ne demek? Kendini anlamlandırmak ne demek? O ot gibi gözükürken benim efradımdır. 30. Lema'da diyor ya, kainat, etzai kainat, insanın efradı. Kainat ise nevi hükmüne geçer. Yani çekirdekten kurumuş ağacın kabuklarını kurumuş. Dal var, yaprak, koku var, tat var, meyve var. Yok mu? Hepsi çekirdekten çıkmadı. Ustadın nazarı cüziyetten çıkıyor. Bütün varlığın çekirdeği beyin. Ne dert edindir o? O beynim. O beynim. Benim niye efradım? Anne arabaya bindi, heyelan geliyor, fırtına geliyor. Çocuğunu niye bıraktı ya? 5-6 yaşında çocuk, anneanne diye bağırıyor. Ne hali varsa gör diyor mu? Usta da diyor ki, ben kurtardım. Otları düşün. Hayvanları düşün. Taşları düşün. Yazık değil mi diyor. Yani bu vücuda geldi, bu kıyamet kopunca bu taş, bu bitki. Dağ tepesinin tek başına kaldı. İki taş arasında yaratılan bir ot. Ne suçu vardı? Yani ey Bediüzzaman, sana ne? Beni alakadar ediyor. O ot gibi gözükürken aslında beni. Yani çünkü cüz-i nazarını cüziyete koydun mu? Geldi, gitti, benim babam, senin babam, şöyle, bizim parti, benim takım. İlmen bile söyleyemiyoruz usta, hissen, halet olarak söylüyor. Onların içine girmiş, onların hissettiklerini dile getiriyor, düze çıkartıyor. Çünkü cüz-i nazar, cüz-i tapsetmiyor, külli bakıyor. Ben kainatın arkasına geçip kainata bakıyor. Kainata baktığı zaman etzai kainat diyor. Benim efradım kainat ise benim nevim hükmüne geçer.
Ve kainatın arkasını geçince bakar ki tek bir hakikat var. O da Nur-u Muhammed. Hakikat-ı Muhammed. Onu görebilen, fikreden, hipsedip bahseden, zevk eden zat der ki, mahiyet insaniye birdir. İnkısamı gayri mümkündür. Tektir. Külli bakın. Bakmayı biz alıştırıyoruz Risale'nin dersleriyle. Külli bak. Böyle gördüğünü değiştirmek istiyorsan, külli bak. Birinci kattan bak, o orada kedi duruyor. Onuncu kattan bak, çap daha büyüdü mü kedinin konumu biraz da değişiyor. Yani iki üç tane arabayla kedi kıyas ediliyordu, aşağıda kedi vardı. Onuncu kata bakınca, koca yedi kule mahallesine göre, ha şu kadar uzattı buna, fırına bu kadar şeydi, manava da şöyleydi. Yani kedinin konumu değişiyor. Birileri kediden uzaklaşıyordu ama birileri kediye yanaşıyordu. Uzaktan bakınca gözüküyor. İçine giriyoruz. Bedensel yani psikoloji sıkıntılardan kurtulmanın en müessir yolu bedenden çıkmaktır. Yani fikren beden merkezli düşünmemek. Yani bedene dışarıdan baktı mı beden orada bir şeyler oluyor. Sen bile hissetmezsin bile. Bedensel şeyleri hisseden bedende olandır. Adamlar 40 gün aç hissetmemiş. Hissetmemiş. 70 gün ustad kendisi aç kalmış. Diyor, atlattık mı karışıyor. Yani 70 gün kendisi denemiş. Yani 70 gün o şey var ya, Hindistan'ın meşhur Gandhi. İngilizlere karşı açlık şey yaptı ya. Onun isim vermeden kullanıyor. Ama ustad ondan galiba 10 gün daha fazla kalmış. Aç. Yani hissetmek. Mesela Ramazan orucunda hikmetini fakir fukarayı içini bilirsin. Ama hissedemezsin. Hissedebilmen için o haleti yaşaman lazım. Açlıkla ancak onu hissedersin. Şu o İnsanın etsası, efradı, etsayı kainat, efradı hükmünde. Hani külli bakmış, hani çıkmış. Buram ağrıyor. Adam çıkmış burada. Mesela arabada arıza var. Niye arıza yapmıyor sana? Niye amatusör bozuk? Öyle yapıyor musun onu? Çünkü onun içindesin ama dışındasın. Adamlar bu bedeni böyle araba gibi, arabaya binmiş gibi yapmışlar. Amatusör bozuksa tamam, bunu öyle gidersin. Tamir edince yapıyor biraz ağrı. He? Tamirciye gidince biraz ağrı yapıyor. Evet. Bizde öyle oldu. Bizde öyle oldu. Yani bedende iken bedende sıyrılmışlar. Bedensel hazlardan sıyrılır. Değil mi? Tamam. Birinci işarette bu mevcudatın nefsine, hayatına, bekasına bakan gayesi bir vücudu suni kaybediyor. Güzel vücudu manevi ve ilmi kazanıyorlar. Zişurlara bakan gayesi de manalarını çok akıllara neşediyorlar. O yani şeydeki misaldeki gibi, matbaa harflerindeki misaldeki gibi o harfler bir araya geldi, bir mana oluşturdu. O manada kendinden daha üst bir insanın veyahut da bir zişurun aklında veya kuvve hafızasında mana olarak devam etti. O matbaa harflerinden çıkan mana başka bir boyuta geçti. Bu şekilde devam oldu. Bu zişurlara bakan faydası, kendine bakan faydası da bir vücudu suri kaybetti. Güzel vücudu manevi ve ilmi kazandı. Aynı matbaa harflerindeki ne güzel bir insan şeyler diyor. Çok tuhaf bir insan. Matbaa dizildi. Eskide öyleydi. Bilmem ben yaşadım onu. Mesela Ahmet yazacaksın. Harfleri getirdi A, M böyle. Ondan sonra basarlardı. Onu dizen işçiler tutarlardı. Ondan sonra bastıktan sonra kaç tane basmış? Tek bir tane. Gazete geliyordu. Ben basmayı da bulurdum. O geliyordu, tak tak vururdu. Ondan sonra dağıtıyorlardı. Boşatıyorlardı. Yeniden başka bir sayfa yazacağız. O bir tane yazdı. Niye dağıttın? Tamam, bundan maksat alındı. Kaç tane nüshası oldu? Evet. Mesela bu alem de öyle. Hepsi harftır. Çiçek bir harf, menekşe bir harf, kedi bir harf, kuş bir harf. Dizildi, basıldı,
Tak, alındı, neticeler bitti. Onu konuşuyoruz. Zihinlerde kaldı. Bak, yani kaç sene, belki de 40 sene, 50 sene önceki oradaki çiçek yazıma gidiyordu. Hakikaten gece ne yapacaksın sen? Burada teksin, korkmayacak mı bu? Üzülüyorsun değil mi? Derdin ya, çocuk çiçek ortaya. Ama o şu anda 50 sene geçiyor. Ama hafızamda hala. O harf bitti. Ve burada ders mevzusu oluyor. Bu yani anlatılan bu misalde birinci işaretteki her bir şeyde farklı açılardan üstad gaye ve faydaları izah ediyor. Hem nefsinin hayatına bekasına bakan, burada gitgide şimdi o silsileyi de anlatmış oluyoruz en sonunda. Bu birinci de bütün mahlukatın, mevcudatın etvarı hayatları, hüviyet suret, mahiyeti maneviye ve mahiyeti maddiye şeklinde kaydediliyor. İşte mahiyeti maddiye tohum ve çekirdekler veya insanlar işte kendi çocuğuna geçiyor, sperminde vesairesinde ne oluyor? Senin kalısal, kendi maddi özelliklerin oraya kaydediliyor. O şekilde devam ediyor soyu. Dünyada, yani alem şehadette gözüküyor. Mahiyeti maneviyesi manalar şeklinde akıl ve ruhlara yazılıyor. O bütün etvar hayatlar, hüviyet ve suret şeklinde olanlarda elvan mahfuzu ve kuvve-i hafızalarda kayıtlar yapılıyor. Ve bütün her şey nihayetsiz bir şekilde etvar hayat dediğimiz şekilde kayıtlar yapılıyor. Ve bu kayıtlar işte elvan mahfuza, kuvve-i hafıza veya akıl veya ruhta, zihin şuurlarda kayıt mekanizmalarında kaydediliyor. Bunlar ne olacak diğer bundan sonraki kısımlarda anlatılan yerlerde? Ebedi beka aleminde bunlar kullanılacak. Bu kayıt yapılan malzemeler. Devam edelim. İkinci işaret, yani bunları okuduğumuz için böyle yani tekrar metinden okumuyoruz. Böyle, çok kritik, yani kritik yerlerini söylemeye çalışıyorum ama zaten kendisi mevzu çok öz. Kritik yeri nasıl ifade edeceğiz zor oluyor. Burada da bu etvara hayatlardan sergüzeşte hayatiyelerin yazıldığı, manidar olanlardan sergüzeşte hayatiyeler yazılıyor. Ruhaniyata mütealagah oluyor diye anlatmıştık. Hatırlarsak. Bu yazılan bütün o kayıtlar, işte alem misali defterlerinde olan o levh-i misali üstündeki etvar-ı hayat adedince suretlerin suretleri bırakıyor. O suretlerden de manidar olanlar sergüzeşte hayatiyeler yazılıyor. Bunlar ruhaniyata mütealagah oluyor. Biraz o mevzuya hatırlıyor musun Dokur abi? Evet. Ruhaniyata mütealagah olması. Evet, aslında izleyen de biziz diye düşünmüştüm ben. Bilmiyorum ne kadar şey yapmıştık ama. Evet, bu diyor ki başta bak, alim-i misali defterlerinde olan lef-i misali, gördün mü? Evet. Heh, bir önceki fotoğrafın, o lef-i, alim-i misali değil, lef-i misali. Ona şöyle yazılabilir bak. Daire-i misali. Şöyle. Alim, çık. Alim-i misali defteri olan lef-i misali. Ve daire-i misali yazacaktım. Baktım daire-i misal direkt külliyatta geçmiyor. Lev-i misal. Lev-i misal diye geçiyor. Daire-i ervah diye de baktım, o da geçmiyor. Yani daire evet. Ve ervah şeklinde lev-i misal geçiyor. Evet. Daire-i ervah var. Var mı? Var. Aile misale baktım, yazdım, sildim hatta. Daire bir şey söyleyebilir miyim? Mesela şöyle bir şey hayal etsek abi. Mesela bir göl veya bir deniz veya bir su birikintisi. Bu havanın şekline, şartlara göre o sürekli buharlaşıyor. Yukarı çıkıyor ve sonradan yine havanın şartlarına göre damla damla geri düşüyor abi. O her düşen damla, bunu biraz yukarı çıkabilir mi şey? Belki üst şu, yani biz mahiyeti maddiye, burada aslında her düşen damla mahiyeti maneviye de o gölün bütünlüğü müdür acaba diye düşündüm Hasan abi. Yani hani mesela tohum ve çekirdek dediği, mesela az önce bir misal verdin, insanların çoğalması, işte sperma, şu falan tarzında bir şeyler söylüyorlar. Şimdi bu neslinin devamı, sureten neslin devamı, ama mahiyeti manevi aslında bir bütünlüğü tamamı anlamında ne olur? Diyebilir ama. Çünkü bütünlüğü anlamlandırır. Evet. Bütünlüğü cem etmiş. Çünkü Resulullah şöyle tanım da yapıyor. Hayat-ı maddiye, hayat-ı maneviye. Hayat-ı maddiye, varlığın çekirdeği olması. Hayat-ı maneviye ise
manevi hayatlara çekirdek olması. Çünkü o manevi şeyini bir damla ifade etmiyor. Damlaların bütünlüğü. Damlaların bütünlüğü. Deyince abi hemen şunu da eklemek istiyorum. Çiçeğin öyle olması. Evet. Geçen haftaki dersten, yani geçen haftaki sizin dersinizden de özür dilerim biliyorum ama biraz hatırımda kaldı. Şimdi az önce siz tekrar o matbaa örneğini verince hani manaları akıllara bırakıyor diyor. Şimdi manaları deyince sanki bir şeyin bir manası var. Her şey ayrı ayrı kendi manasını bırakıyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Rabbul Alemin benim için manadır. Rab benim için anlamdır. Yani sizin geçen hafta anlattığınızdan yola çıkarak bir de söyle. Şimdi Rabbul Alemin manadır. Evet. Aslında mana tektir. Birkaç tane mana olmaz abi. Mana tektir. Ama anlamları farklı farklıdır. O anlamların bütünlüğüdür zaten manayı oluşturan. Yani Rabbul Alemin manadır. Onun manası birdir. Ama herkesin Rabbi farklıdır deyince onun için anlamı ortaya çıkıyor. Yani anlamlar bütünlüğüdür mana. Aslında şahsiyet halinde şeyine geldi senin. Bütün yaz, Kur'an Yasin'de, Yasin Fatiha'da, Fatiha Besmele'de, Besmele'de beni noktasında. Yani merkezden baktığın zaman mana vesaire ama o dediğini merkezden bakılırsa tektir. Ama o Allah canibinden, beşer canibinden mana, meratibi esmanın adedince mana mertebesi var. Mesela Cemil isminin çiçekteki meratibinden ta buradan alemi misaldeki güzel, onun anlamı, hakikati, lef-i misaldeki, lef-i mahfuzda, arş-ı azamda vesaire farklı farklı şeyler var. Allah canibinden öyledir ama beşer canibinden öyle değil. Yani mana o zaman zayıf olur. Esmanın Allahça malum. Ona tek değil mi? Ama esmanın nihayetsiz mertebesi yok mu? Evet. O kadar mana var. Anlam ise ki sana yaptı kesir. Abi, ama şunu söylemek istiyorum abi. Şimdi esmanın tecellisi insanlarda veya işte tezahürü diyelim. Herkes de farklı oluyor. Evet. Yani bir alim isminin değil mi? Hazreti Ali'deki tezahürüyle bendeki bir değil elbette. Evet. Şimdi bu o ismin ondaki manası farklı, bendeki manası farklı mı? Yoksa manası birdir de ondaki anlamı farklı, bendeki anlamı farklı mı diye algılamalıyız. Yani mana ile anlamı farklı yapma. Mana kendisidir. Onun sana düşen izi anlam. Anlamdır. İşte o yüzden diyorum. Ama o bütünlüğü alınca ismi azam şeklinde sokunca onu kendisi. Ama o mana orada da farklı. Orada da farklı ayrıyetten. Tabii. Çok zengin. Orada da farklı. Yani Muhyiddin Arabi yanlış değildi. O zaman kafir olurdu aşağı. Bazıların dediği gibi Yusuf'un Ekber demiş. Oysa değiller. Onu gördüğünü bunlar görmedikleri için inkar etti. Aynen gibi. Hani güneşteki gökteki güneşle aynadaki güneşin halinde gayrı diyoruz ya. Evet, evet. Aynılığı var, gayrılığı var. Gayrılığı senin istidat kabiliyetin karıştığı için aynada oraya bir farklı meratip oluşturuyorsun. O noktadan gayrı ama bir de aynılığı var. Orada onun sıfatları gözüküyor. Orada da aynılık var yani. Yani şeye göre evet. Ben öyle anladım aslında. Yani evet. Sende gözüken de sen bir şekilde o bir meratip oluşturmuş oluyorsun. Kendinde onu yani anlamak. Şöyle, Hasan abi de farklı, sende farklı, bende farklı görünüyor. Ama nerede? Yedikule'de. Mesela Çekmece'de yine Hasan abi de daha farklı görünüyor. Üçümüzde. Yani zaman, yerde de başka. Zaman mekanda. Zamanda da mekanda da değişiyor. Şeyde de anlamla mana da öyle. İşte, mana hakikat meratiplerinde bulunuyor. Bizim dışımızda. Mana tek mi yani Hasan abi? Değil. Değil mi? Mesela sen de dün bu bir şey ifade ediyorsa yarın başka şey ifade ediyor.
daha âli. Çünkü mesela 5. kattan baktın, bir de 15. kattan bakıyorsun. Yani şu, akılla baktın, mana farklı. Kalben baktın, tamamen bambaşka. Ruhen baktın, daha bambaşka. Eneyle bakınca varlıktan çıktın. Peki Hasan, bir ayet iniyor. Onun bir manası var diyelim. Hepimiz farklı anlamlar yüklüyoruz. Anlamlar yüklüyoruz. İşte o yüzden sordum. Bir manası bir ama biz mi kendi alemimizde alıp onu manalandırıyoruz kendimize? Yok. Onda o mana mertebesi olmasaydı anlam farklılığı da olmaz. İçinde çok şey. Mesela bir çekirdek. Manadır. Öyle düşün. Bir mana. Ama içinde o şey dal var. Yaprak var. Meyvenin rengi var. Meyvenin kokusu var. Tadı var. Bunların hepsi manadır. Kimisi geldi bir alim, o çekirdekten yaprak noktasını baktı. Başka bir alim geldi, meyve cihetiyle baktı o çekirdeğe. Yani Kur'an harflerini öyle yapmışlar. Kimisi tabiat olarak bakmış harflere. Kimisi insandaki karşılığını aramış. İyi ne demek, saat ne demek. Mesela Nunu Nabudu var ya, İyâke Nabudu, Elhamdülillah Rabbil Alemin var ya orada işaretize, Na'ya baktım diyor. Na, Nun harfine. Hakikat-ı hayaliyede üç tane cemaat olarak görüyor. Harf gibi gözükürken burada, Na, Nun. Ama üç tane alemin bütünsel hali, çekirdek o. Harf. Kimisi şöyle demiş. Cehennemi anlatan ayetlerde kullanılan harfler ateş harfleridir. Onun için zor okursun o ayetleri. Kimi cenneti anlatan ayetler var. Buhar veya su harflerini kullanıyor. Mesela şöyle diyeyim. Vesvese. Kur'an'da geçiyor da vesvese diye geçiyor. Aslında iki harftir. Sin ve vav. Ves, ves, e. Sin ve vav'u kullanılıyor. Ben merak ettim. Vesvese'de niye sin ve vav kullanılmış? Hmm. Ateş harfleri. Şeytanla ilişkiler. Evet. Mesela şeytanın eline şeyi vermiş, vesveseyi vermiş. Şeytan ne yapmış? 5 tane özelliğimizi aktif ediyor. Kaldırırsanız şeytanı veya şeytan vesvese vermese sendeki şu 5 tanesi ölür. Onun için kemalat insaniye sebeptir ya şeytan. 1. Kemalat insaniye. 2. Makasid-i hayriye külliye. Evet. Makasid-i hayriye külliye sebeptir. Mesela 1. Tahariye dairdir. Teavunu def eder. Vesvese. 3 tane olacak. 4 tane. Hayır dur ona geçme. 5 tane ama T3 tane. Tavunu def eder. Tahaliye dahildir. Tahali, tavun, teyakkuza sebeptir. 3. Lakaytlığı atar. Ciddiyeti vesiledir. 5. Bu sistem insanda var. Teyakkuz, tahali, ciddi, lakayt. Bunu ancak vesveseyle aktif oluyor. Bunu kaldırırsanız kemalatı nakıs oluyor insanda. Olması gerekiyor dersiniz. Olması gerekiyor çünkü bu sistemin aktif eden bu. O vesveseye karşı direniyor bu, ciddi oluyor. Vesvesenin yaptırıcılığına karşı direniyor bu. Vesvese niyedir? Bu 5 tane aktif olsun diye. Vesveseyi kaldırın. Bu sistemin çalışması. Görüyor musunuz? Zahirde ne kadar şey. O kadar hayır ki. Ben düşünürdüm ya. Kemalat insani nasıl sebep olur şeytan ya? Bak bir kemalat değil mi şu 5 tane? 5 tane bu. Bu donanım bunun musallatıyla olur. Yani atmacanın diyor serçeye musallatı olmasa hayva kuşlara. Kuşlar hep söylüyor ya. Böyle kütüm dalda kalır. Kimse uçmaz. Tabii mesela öyle mi olmasa kimse ilim yapmaz ya.
şeytan kardeşim. Ölüm, ölüm sanat olmuş. Ölümü çözmeye kalkıyor şimdi adam. Olmaz, uğraşmaz. Uğraşmaz ki. Ölüm olmazsa niye uğraşsın ya? İnsanı hayata aktif eden ölümdür ya. Ölümde nasıl kurtaracağım? Ölümü nasıl pasaport dairesine dönüştüreceğim? Ancak şartla diyor usta, bedenine ben dememekle. Yani kolay mı bu iş? Bedeninden böyle koyacaksın takkeyi önüne, bedenine dışına bakacaksın, bakmaya alışacaksın. Mesela bir tanesini yapmıştı burada hatırlarsanız, örnek vermiştik. Suret yani bu, hakikati değil. Şimdi herkes kendisine baksın. Ben, şimdi bak, böyleyken tavana çık. Şu anda kendini görebiliyor musun? Kendinden kendine bakacaksın. İstersen gözünü kapat yap, istersen açık yap. Ustalar gözünü açık olarak da yaparlar. Çünkü yapa 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 yapa, meziyetten değil yapa yapa. Mesela bak, koltukta oturuyorsun. Saçını görebiliyor musun bak? Kafanı. Kendinden kendine bakıyorsun işte. Böyle olaylara da bu suret, olaylara da böyle bakabilirsek, Allah canibinden kendine bakarsan, kabir, nüker, mekir, melekleri de iki tane arkadaş, yalnızlığını giden bir arkadaş olur. Seninle tatlı sohbet edeyim. Öyle bizim anladığımız gibi böyle, gel lan buraya, sen niye namaz kılmadın lan? Niye böyle şey yapmadın? De, öyle bir şey olmuyor. Suret öyledir. Doğru var ama hakikati de başka. İki tane en iyisi arkadaş oldu. Abi, aciz, fakr, noksan, kusur. Bunları derifte ettiğiniz zaman buradaki kalbu kalbisenizi oluşturuyorsunuz. Kalbu kalbisenizi oluşturduğunuz zaman da asıl, hani diyorsunuz ya, gözünüzü kapatın, çıkın, kendinize bakın, bu suret. Bunun mahiyeti de o, biliyor musunuz? Oradan buraya bakıyorsunuz. Evet. Hakikatin, mahiyeti de hakikatin. Hakikati mi? Hakikat, esmayı. Sıfata dur. Sıfattan bakabilmek için eneye geçmen lazım. Böyle bakacak, takke gibi bakacaksın. Kalp kalpsin diyorum abi. Ha, kalp kalpsin ise onun mahiyeti. Eğer akılla bakarsan bu bedene, bedenin kabuk hafsin akıldır, dimağdır. Eğer bu bedene kalple bakarsan, kabuk hafsin bu dimağa ve bedene kalp kabuk hafsindir. Çünkü kabuk hafsin basar sıfatının azami tecelli ettiği, kendinden kendine zuhur etme, yaratılma, halk edilme şahit oluyorsun. Şahit olma anında şehit oluyorsun. Şahit olduğun için şehitsin. O bir de kaçıya attım, vücut mevcut. O bir, o dersi bildiğinin 27 dakika. Aman şartta, her şeyin bir şartı var. Doktor dedi ki tok karnına yemeyin, buharlı veya aç karnına yemeyin. Ha, onu dinlerken kesinlikle bir iş yapmayacaksın. Öyle alacaksın kalemi. Çünkü o anlatılan ders sana bilgi değil. Senin batınında, çünkü sen bir şey öğrenmiyorsun. Alleme, Adem'e, Esma'ya, Külle'ye. Bütün ilimler sende zaten cem olmuş. Bu ilimler, kitap okuyor mesela, sende var olan ilmi aktif etmek içindir. Yoksa yüklemek için değil. Çekirdekte zaten program var, güneş, toprak, su, hava. O ilim vücud hariciye çıksın diye. Yani onun vücudu için lazım. Yoksa çekirdeğe program bir şey yazılmıyor. Bu dersler sana bir şey yüklenmiyor. Var olan donanımı aktif ediyor. Ah, aslında sen çok oturdun, hakkın ne verir abi? Şimdi tamam, sen... Abi şunu da söyleyeyim, Allah aşkına. Şimdi, yani irfanın gazıdır bu da tabii de. Yani biz böyle algıladık, sorularla beni böyle yönlendirdik. Anladın ya. Yani... Algılamadın, anladın. Özür dilerim, anladım. Heh. Şimdi, az önce bahsettiğimiz olay, aslında dediniz ya, benim bana şahitliğim. Evet. Şehit oluyorum. Benden ben yaratılırken Allah adeta dedi ki bana, gel dediyken sen de sen yaratıyorum. Sen de seni yaratıyorum. Şahit ol buna. Peki ona başka bir isim koyabilir miyiz abi? Şunu ne koyarsan koy. Yani. Mesela şefaat de diyebilir miyiz abi ona? Kendinden kendine şefaat. Kendinden kendine demeyin abi. Siz bir bütünlüğün parçası değil misiniz?
aslında şefaati şöyle algılayamaz mıyız? Ben oradaki karşılığımı bulmam, onun bana şefaati değil midir? Aç ve fakr, bunları hissettiğiniz zaman, aç, fakr, noksan, kusur, aynı şekilde bunları da derifte ettiğiniz zaman, siz tamamen kenara çekilerek burada kimi izliyorsunuz? Aslında nereden buradakini izliyorsunuz ve kim size şefaat ediyor? Evet. Çünkü oradan bakabilmek için aynı zamanda da burada olman lazım. İnsan küllidir. Küllileşmeye gelmiş. Bazılar der ki uçuk fikirler. Öyle diyorlar. O kadar nakız ki, hani bazılar der ki Allah gözükmez. Körletmiş kendisini. Görür de farkına değil. Ya çocuğa der ya babası, ne kadar zulüm. Yapamazsın. Bırak be. Sakar. Beceremezsin. Yapma, yapamazsın. Yapamazsın canım. Öyle yetişsin. O da cesaret olmaz. Niye yapamazsın? Mesela Risale-i Nur'da şahs-ı manevi var. Tabii ki şahs-ı. Şahs-ı maneviyle bak bakalım kendine. İnsan-ı kamil ol. Gir oraya. Canlıdır, ruhludur. Kabuk hafsi. Kabuk hafsin orada arayanlar, orada mazar olacaklar. Tamam. Yani dört tane şey, mahiyet, in aşağıya. Hakikat, in aşağıya. Kanuniyet, in aşağıya. Suret. Surette olan hakikatte yok mu? Suret. Peki, hakikatte kabuk hafsin yok mu? Hakikatte varsa, o belli var. Uyandıramaz mı? Adam otururken diyor ki, bu dünyada en düşük velilerden ya, kabire girmiş, kabri seyrediyor. Usta kadın boncuk diziyordu o kadın. Biz o kadının boncuk dizdiğini, kabirde ne yaptığını görebilmek için ölmek gerekmiyor. Bizim için öleceğiz ki kabirdekiler ne yapıyor görelim. Adam ölmeden öleni görüyor. Çünkü öleni görmek için ölmek gerekmiyormuş demek. Sureti faniyeden geçme nispetinde. Buna razı olacağız. Suretten geçmeye razı olacağız. Kabuk hadisine gitmek için küllileşme olması gerekiyor değil mi? Evet. Ama önceki anlattığınız üstadın evet. Şeyi gibi, mahiyet insaniyeye evet. Geçme gibi. Yani küllileşme bir tabir de yani yuvarlak bir tabir geçirsin değil. Tamam doğru da nedir o? Biraz önce anlattım. Üstad diyor ki bak çok tuhaf ya. Ben diyor Rahman, Rahim ve Dud isimlerine baktım. Nebatata, hayvanata bu yazık değil mi ya? Soğuk çekiyorlar, sıcak çekiyorlar, fırtına oluyor. E bunlar telef oluyor. Bunların cenneti yok yani. Olsa bir şey gibi yok gibi. E peki hadi insan cenneti gideceği için bunu hoş görelim. Otlar diyor Rahman, Rahim ve Dud isimlerine tuhaf değil mi sıkıntı çekiyor? Sana ne bebe diyor zaman? Otlardan sana ne? Niye onu dert edinmiş? Bu akılla çözülük için değil. Külli bakarken resme uzaydan baktı böyle. Nasıl şimdi? Şimdi ya bu İstanbul'da ya yedi kulede böyle bir tılsım dershanesi bir şey var. Ya nerede var ya diyor adam Türkiye'ye gelmiş. Ama ben uzaydan gördüm. Öteden baktığı zaman bu çiçek gibi gözükürken orada başka bir şeymiş. Ya, hadi devam et. Tam durunca şey yaptı. Bu, evet. Şimdi oradan bakıyor bakın şimdi. Oradan bakıyor dostum. Evet, ben şey zaman azaldı. Hayat-ı maddi Muhammediye, hayat-ı manevi Muhammediye yok mu? Evet. Kardeş artık yani Risale-i Nur cüz-i nazarını cüziyetten çıkarıp cüz-i nazarını küllileştiriyor. Yani hep böyle şey yaptılar biraz. Kemal şey yok, şahsi kemalat yok, önemli yok. Ya Alem İslam 1400 seneden beri ortada ya. Şahsi kemalat yok, şahsi kemalat yok. Oku git. Tefekkür etme, mutala etme, muzakere etme. Şahsi kemalat yok. Şahsi kemalat yok da ayette nasıl olacağız? Şahsi kemalat da imtiyazlık yok.
işte Kemal Bey'in kendisi diyor. Yoksa fıtrata zıt olur. Fıtrata zıt işte. Öyle duymadın mı sen şimdi kadar sen? Evet abi, şahsi kemalat. Şahsi kemalat diyor. Şahsi kemalatsız bunlar olur mu? Tefekkür olur mu? Şahsi kemalatsız böyle namazda huzurla nasıl olacaksın? Ha, şahsi kemalatla imtiyazlaşmayacaksın. Taayyünle zulmetmeyeceksin. Hafa toprağında gizli kalacaksın. Gizli kaldığına delildir zaten. Kemalat olduğuna değil. Şualarda geçiyor ya. Sizi diyor şüphelendirmesin. Ne? Risale-i Nur terbiye etmiyor. Zannettirmesin. Peki 17. sayfa mektubatta Rahman Vedud ismine mazhar olanlar diyor mevcudatın aynalarına vacip vücuda bakıyorlar. Tamam. Bu hiç ender hiç olan kardeşiniz Rahman ve Rahim. Hakim. Rahim ve Hakim'e mazhar olmuş. Ne oldu peki? Tamam da niye teyit geçiyorsun? Ne oluyor? Mazardır. Mazar olunca Vedud'a mazar olanlar mevcudatın pencerelerine vacip vücuda bakıyorlar. Dikkat et. Bakan, bakılan bakma yeri. Peki Hakim ve Rahim'e mazar olanlar bakmazlar. Mevcudatın pencereleri vacip vücuda bakmazlar. Vacibül vücudu taayyununu ve teşahhusuna şahit olurlar. Enes'in. Bu da Risale-i Nur'lardır diyor zaten işte. Evet, anladık zaten. Yani bakın, Allah Allah. Bak, o, bu, ben. Mevcudatın aynalarıyla, pencereleriyle, vacil vücuda kişi, veduda mazar olan, bakıyor. İçinden hiç olan kardeşiniz, Rahim ve Hakim ismine mazar oldu. Tamam, ne oldu da niye viraj alıyorsun? De bir ne oluyor? 9. sayfada diyor ki şu alan taayyun ve teşahhus ediyor. İnsanın aynı ruhunda Allah taayyun ve teşahhus ediyor. Bakmıyor. Şahit oluyor. Subhanallah. Öyle. Ama bakmıyor. Orada koymuyor. Bununla gördüğünü bakmıyor. Şahit oluyor. O şahit olma anında şehit oluyor zaten. Subhaneke ya şehit, talite ya şahit, ecinne minen nari biyafike ya rahman. Allah tavsif etmiyor muyuz? Subhaneke ya Allah, talite ya rahman, ecinne minen nari biyafike ya rahman. Rahman, çünkü ya Allah, talite ya rahman. Bunun yüzü sürmetine bizi ateşten kurtarabilmiyor mu? Peki Allah şehit olur mu? Allah şehit olur mu? Allah şahit olur mu? Subhaneke ya şehit, talihte ya şahit. Ey şehit Allah. Şehit olur mu? Hadi tamam. İmtiyazlaşmayacaksın. Niçin biliyor musunuz? Onun sebebini de koydum. Bir nur talebesi kazandığı kemalatla imtiyazlaşamaz, istese de yapamaz. Niçin? Çünkü şefkat bırakmaz. Şefkat var mı? Çünkü nur mesleğinde ad, fark, şefkat, tefekkür var. Sen bil veya bilme, nura devam edenlerde şefkat var olur. O şefkat onu kardeşinin üzerine imtiyazlaşmasına müsaade etmez. En acayip terbiye, tahakküme mani, cehennem korkusu değil, şefkat. Şefkat seni o yapıyor abi ya, evet. Tam tersi yani. Şefkat senin, mesela gafir, ben biliyorum lan falan, benim babam senin babandır gibi, böyle hallerden seni kurtarır. O şefkat, kardeşinin üzerine tahakküm yaptıramaz. Şefkat müsaade etmez. Sen kızına, çocuğuna, eşine, kardeşine, yani ben daha iyi biliyorum, okumuşum üniversiteyi falan. Yani lütfunla cahil cüellalar diyebiliyor musun? Tam tersine ona ya bilmiyormuşsun numarasına girip ona bir şeyler öğretiyorsun değil mi? Çocuklaşmıyor musun çocuğuna? Niçin yapıyorsun onu? Niçin kendinden sıyrılıyorsun? Şefkat. Şefkat mesleğimizin 4 esasından bir tanesi şefkat. Niye? Tahakküm ettirmiyor. Yapamazsın. İstesen de yapamazsın. Ben daha iyi biliyorum ha diyemez.
Devam edin abi. Şeye gelemeyeceğiz. Daha duruşmayacağım. Abi, haftaya derse başlarsın. Yok, abi, bu hafta hatırlatma olur. Gideceğiz şimdi. Geçeyim ben. İkinci işarette sergüzeşte hayatiyeler yazılıyor. Ruhaniyata mütalagah oluyordu. Bu etvar hayatlar kaydedildi. Kaydedilenlerden, o kayıtlardan, manidar olanlarından sergüzeşte hayatiyeler yazıldı. Bunu böyle bir film kareleri gibi diyebiliriz demiştik. Onunla ilgili zaten bir şekilde yaptık en sonunda. İlk önce kareler var. O karelerden bir tane sergüzeşte hayatiye yapılıyor. Kayıtlardan manidar olanları seçilip bir film yapılıyor. Değil mi? Filmde o şekilde yapılıyor. Çekiliyor bir sürü. Onlardan manidar olanlardan bir mana çerçeve, verilecek bir manayı ifade edecek o film oluşturuluyor. Burada bu sergüzeşte hayatiye yazılıyor ama o filmde bir yerde oynayacak. Yani bir cihazda, bir şuur mertebesinde o çalışması gerekiyor. Yani bu dünyada da öyle abi, aslında öyle bir durum var. Nasıl ki bu ruh bu bedene girerek bu alemde tasarruf ediyor. Yani bu alemi şehadeti, cismani alemi, bu ruh bu şekilde girerek burada bir canlanıyor. Yani bunlar gözükmeye başlıyor, anlamlanmaya başlıyor. Ruhaniyat da bu sergüzeşte hayatiyeleri kullanıyor. Ruhaniyatın mütalagah oluyor. Onu sonra şey kısmında anlatacağız. Zihşurlara bakan kısmında da etvar hayatıyla ifade ettiği tesbihat-ı Rabbaniye ve nukuş-ı esmayı okutturuyor. Kime? Mevcudatın yaptığı o tesbihatı zihşurlara okutturuyor. Yaptıkları o verilen Cenab-ı Hakk'ın verdiği şeyle, vazifeleri yapmasıyla tesbihat yapıyor ve nukuş-ı esmayı okutturuyor. Kime? Zihşurlara bakan payda. Yani burayı okuduk ya, metinden gitmek lazım. Şimdi çok şey yapmayacağım. Bu üçüncü işarette... Sergüzeşte hayat sistem midir? Yoksa ahval midir? Sistem, yani, ahval ne demek? Yani ona ne yüklediğine göre... Ne demek? Ne yükledin? Yani sergüzeşte hayat, mesela benim bir şeye vücut kazandırmamı mı gösteriyor? Kazandırdığım vücudumu orada gösteriyor. Mesela ben marifetullah yaparak Allah'ın esmasını yani vücut oluşturuyorum. Bir mevcudu vücuda döndürüyorum ya abi. Şimdi o döndürme anın mıdır sergüzeşte hayat? Yoksa oradan ortaya çıkan vücut mudur sergüzeşte hayat acaba? O ikisinin cemisin zaten anda olan sen. Anda olan biz ampul gibi değil miyiz? Böyle yanıp sönüyoruz. Evet. Bilimden kuvveti var olup yok oluyor, olmuyor muyuz? Anda değil misin? Evet. Bir saniye önce var mı? Yok. Değil mi? Bu bütünlüğü müdür o zaman? Abi? Tabii bütünlüğündür. Sergüzeşte hayat var ya, o anların var ya, anların toplamı. Sonu vücuttur o zaman. Tabii vücut o kazanıyorsun. Film yani. Veya Adem oluyor. Anlamsız olunca Adem oluyor. Evet, manasız olunca. Manasız olunca. Manidar olanlar sergüzeşte hayat yedir. İşte, yani manidar olanlar, evet, olduğu için vücut oluyor sonuçta. Evet, abi. Mubah ve helal olanlar hepsi vücut oluyor. Namaz kıldıktan sonra tuvalete bile gitsen, vücuttur. Çünkü Allah haram etmemiş. Namaz kılmadıktan sonra istersen Kabe yap. Adem'in gidiyorsun. Hiçbir anlamı yok hayat. Yani trafı bu. Mesela çok harika bir fabrikan var. Her şey mükemmel ama fabrikaya giriş, elektrik yok. Elektrik yok. Hiçbir şey yok. Namaz yok. Hiçbir şey yok. Evet. Üçüncü işarette bir saat oldu daha. Özür diliyorum. Yok, güzel gidiyor da mevzumuz gitmemiz lazım. Ben en çok etkileyen şeydi oradan açalım. Matbaa harfleri bir kere diziyorsun ama. Evet. Ne misal ya Rabbi. Evet, çok dehşet. Ya ne yapıyorsun, niye bozuyorsun ya? Kardeşim, onu da maksat basıldı bir kere. Bitti. Yanlış. Bize bu harflerin bir araya gelmesi bizim için şey. Hep oradayız. Nazar bak, zorluyor. Şimdi dağılacağız tamam arkadaşlar? Birkaç saat sonra buradan dağılacağız. Matbaa harfleri şimdi dizildik hepimiz. Bugünkü sayfa usta diyor ki alem-i şehadette ceridelere basılıyoruz. Alem-i gaybın defterine kaydediliyoruz diyor. Burada diyor ceride. Alem-i gaybın gazeteleri var biliyor musunuz? Oradakiler okuyorlar gazeteyi. Olay burada oluyor. Mesela Malatya'da olay oldu. Burada okuyoruz biz. İşte o demin buradaki ruhaniyet mütalaki eder diyor, evet, ya sergüzeşte hayatı. Mesela o oluyor. Mesela ona ait bir hadiste misal vereyim.
herkesin cennete karşılığı var, orada Hulusi de belli. Allah Resulü diyor ki, herkesin Hulusi kişiyi tanır. Dünyada diyor, o Huli haram bir kadına bakarsa, bir erkek, o Huli Allah'dır. Onu bana mı tercih dermiş ve Allah'dır. Bakın, oralar mutala ediyor buradaki kayıtları. Yani aslında burada bütün bu kayıtlarla bir şey alem beka inşa ediliyor ya da ediliyor. Mesela gafur. Baktığın anda bil ki huri nazir. Hadi ya. Ağlattın gafur. Çok. Sonra ağlar ağlar gözü kör olur. O zaman kör huri alır seni. Tamam. Tamam bakmayacağım bir daha söz. Evet, bu üçüncü işarette ehl-i cenneti anlatıyor ve burada sergüzeşte hayatiyelerden de bir üst daha kalitelisi olan menazır sermediyelerin oluşturulduğunu anlatıyor. Allah Allah. Sergüzeşte hayattan menazir-i sermediye. Evet. Bu menazir sermediyelerin de ehl-i cennetin müşahede edeceğini, yani bir öncesinde ruhaniyat mütalaa ediyordu o sergüzeşte hayatiyeleri. Menazir-i sermediyeleri de ehl-i cennet müşahede edecek. Daha bir üst, bir mertebeyi ifade ediyor. Burada da hemen şeyine geçelim. Bu nefsine, hayatına, bekasına bakan mevcudat menazir-i sermediye kaydedilerek beka kazanıyor. Daha bir üst şeyde kullanılıyor. Kayıt mekanizması. Daha kaliteli bir film yapılıyor onunla. Diyelim ilk film yapılmıştı. Sergüzeşte hayatı ondan daha kalitelisi. Burada bir kayıt yapılarak beka kazanıyor. Zişurlara bakan, bu yani beş işaretin başında burada 10 tabaka, bu beş işarette 10 tabaka ve 10 meyve var demişti. Bu 10 meyveyi bu ikişer ikişer ifade ederek, baştaki verdiği noktayı nazarına bakarak ifade etmiş oluyoruz. Tabi bu bizim anladığımız, yani bu beş işaret hakikaten daha derin ve üstad işte misali veriyor, hakikati çok fazla tatbik etmiyor. Ama ifadeler. Yani. Zor olduğu için üstad da çok fazla böyle çok sarih yapmamış, yani sen çıkart gibi olmuş biraz. Gelmiş belli şeylerde bırakmış tarzında. Onun için buraya bu beş işaret, hani biz böyle o tamam hep anladık, tam böyle ihata ettik demiyoruz. Böyle biraz ucundan bir şeyler anladık ama tam manasıyla değil, hani ona şey yapayım. Böyle anlayabildiğimiz, ifade edebildiğimiz kadarıyla, ama buradaki kendi arasındaki ilişki daha farklı şeyler. En sonunda zaten bir kanaatımız var, onu ifade edeceğiz. Zaten biraz da onu ifade ediyoruz, o yaptığımız beraber şeyle. Onu da bir şekle döktük, oradan da ifade edeceğim. Bu üçüncü işarette de menazir sermediye demek ki daha üst bir kayıt mekanizması oluyor. Ve bunu ehl-i cennet, alâ sürür mütekabilin sırrınca diyor, ehl-i cennet birbirlerini karşılıklı şey yapacaklar diyor. Aslında bu da bir temsil. Oradaki mekanizmayı anlatıyor. Yani oturacağız, muhabbet edeceğiz. Menazir-i sermediyelerin birbirlerine karşı... Birbirlerine karşı karşıya gelmez. Güzel, ehl-i cennetler birbirlerinin şeylerini kullanacaklar. Diye daha üst, daha kaliteli, sergüzeşli, yani ruhaniyatın kullanamayacağı daha kaliteli şeyler oluşuyor, olacak orada. Yani hamur ediyor mesela. Menazir-i sermediye var Kafur'un, Mahmud'un var, senin var, benim var. Benimkisi bana şahitim. Seninkisiyle benimkisi harmanlarsa, harman. Konuksiyle harmanlarsa, o zaman ne oluyor? Menazir-i sermediyenin bütünsel bir şahsı manevi oluyorsun cehennette. O zaman işte rüyetullah tahakkuk ediyor. Dördüncü işareti de anlatayım abi. Beş okuyalım, beş çünkü iki sayfa, biraz metin uzun. Okulda okurken işaretliyoruz. İki tane de şeklimizi ifade edersek bitireceğiz yani. Dördüncü işareti de biraz uzun uzun okumuştuk. Oradaki misallerimiz vardı. Misalden hakikate geçerken de böyle ilginç şeyler söyledik. Biraz zor ifade edilen şeyler. Elmayı yiyip yenmesi. Size bir rüyayı da dinleteceğim size. Dersten sonra. Tamam hocam. Bununla alakalı bir rüya dinleteceğim. Birisi görmüş. Menazir-i sermediyenin göreceksiniz burası nedir. Burayı görmüş. Menazir-i sermediyelerin birbirine getirildiği zaman nasıl rüyetullah olduğunu rüya dinleteceğim size. Size rüya mı? He? Size mi ait? Hayır, buraya ait. Ha, buraya ait. Bu derse katılanlara ait. Görmüş.
Yani sahi göreceksiniz. Yani ben kendi lisanı saf saf anlatıyorum. Göreceksin. Sen mi gördün anlatıyorsun? Ben seni öyle gördüm. Ve bunu anlatmak için bana şiirler arası geldi. Geldi mi abi? Evet, geldi anlattı bunu. Telefonla anlattı. Şiirler arası geldi, anlattı ve gitti. O kadar acayipim ki ya, çok garibime gitti. İnsan utanıyor bunu dinleyince. Allah'tan utanıyor. Ya. Devam et. Evet, dördüncü işaret, mevzu tabi derin, böyle bir iki cümleyle ifade edemeyeceğim ama işte mevcudat etvarı hayatıyla müteaddit envai tesbihat-ı Rabbaniye yapıyor. Hem de Esma-i İlahiye'nin iktiza ve istizam ettikleri halatı gösteriyor. Yani şeklinde ifade ettik. Burada Esma'nın muktezasını gösteriyor ve tesbihat yapıyor. Buradaki ifadeler genelde bu. Şöyle bu özetten gidelim. Nefsine, hayatına, bekasına bakan kısımda mevcudat zeval perdesine saklandıkları vakit her birinin pek çok tesbihatı baki kalıyor. Vücudu bekaya mazhar olup tesbihat haline terakki ediyor. Tesbihatlarda yer alıyor. Kendi nefsi, hayatı, bekası daha kaliteli hayali geliyor. O mevcudat oralarda kullanılıyor. Saniye bakan, burada artık zihşura değil, saniye bakan bir netice var. O da ne? Mevcudat saniye bakan yüzde Esma'nın iktiza ve istizam ettikleri halatın devamını sağlıyor. Burada hani okumadık işte girmek lazım ama işte Rahim ismi şefkat etmek ister diyor. Rezzak ismi rızık vermek ister. Latif ismi lütfetmek ister. Her bir ismin birer müktezası var. Her bir zihayette hayatıyla ve vücuduyla o Esma'nın müktezasını gösteriyor. O Esma'nın müktezasını da rol alıyor. Yani burada biraz sonra anlatacağız. Daha bir üst mertebe artık. Esma seviyesinde bir mertebeden bahsediyor. Esma'nın muktezasında rol almak. Ehli cenneti de geçti. Esma'da rol almak. Esma'da artık orada bir icraat, orada bir rol almak, orada bir vazife almaya dönüyor iş. İşte bu yani, Hakim ve Rahim'in üstadın yarım kestiği bölüm sanırım. Yani, başladı oradan başladı. Evet oradan başladı. Fark ettiniz değil mi? Hani yani aradaki bir sürü mevzu var da hani böyle bir yakaladığımız tarafı diyelim burası. Ne oldu? Etvarı hayatlar birinci işarette, ikincisinde ondan manidar olanlardan sergüzeşte hayatiyeler. Zaten onun öyle hani bir şeklini yaptık ya, şöyle göstermiştim aradaki derste. Şöyle hani şey yapmıştık. Bak. O şekli dönüştürdük. Ne dedik? İlk önce etvarı hayatlar. Onlardan işte kayıtlar yapılıyor. Burası kayıt merkezi. Onlardan sergüzeşte hayatiyeler, manidar olanlar yapılıyor. Ruhaniyata mütalergeh oluyor. Yani şu arkadaşlar oku getirmiş ya. Aha. Şu oku getirmiş bu buraya. Evet. Bak bu bütün sergik bunu veriyor, bu da bunu veriyor. Evet. Bu da bunu veriyor. Ha, bu aşağıda yukarı işte yani. Sergüzeşte hayatiyeyi ruhaniyat yaptı. Ondan daha kalitelisi oldu ve mevcudat da orada rol aldı. Yani oraya geçmiş Allah oldu. Allah Allah. Orada menazir sermediği de ehli cennet alâ sürü mütekabil sırınca. Burada bunu artık müşahede ediyor. Daha kaliteli. Şimdi okuduğumuz dördüncü işarette artık Esma'nın muktezasında rol alıyorlar. Artık ehli cennet de geçti. Bir orada bir parantez açayım. Şey demiş ya. Mevlana ile Şems. Demiş ki, Allah Resulü mü daha büyük? Tövbe. Beyazıt-i Bestami. Kim demiş onu? Şey demiş. Mevlana ile Şems arasındaki konuşma. Bunlar büyükte bir şey anlamlandıracak tabi. Bilmiyor mu büyük olmadığını da bize ders veriyor. Aynı böyle yazıyor. Diyor ki, estağfurullah demiş yani. Ya diyor, Peygamber aleyhissalatü vesselam günde 70 defa istiğfar eder. Ve Hazreti Bestami demiş ki, şanım ne kadar yücedir, zatımı tesbih ve tenzih ederim demiş. Hmm. Bu böyle diyor, istiğfar ediyor, bu da böyle diyor. O diyor, okyanustan bir damlaya mazhar oldu, orada kaldı. Hmm. Allah Resulü 70 defa aynı bunu mazhar olduğunu, günde mazhar oldu, onun ömründe mazhar oldu. O bir sonraki halete göre, öteki halete istiğfar ediyor. Bu burada kaldı.
Yani esma taayyün etti. Taayyün ve teşahhus edince her şey yok oldu. Esma dedi ya şu an. Ha, rol aldı. Tamam mı? Böyle artık beşeriyetten çıktı ya. Zatı mevcudi derken beşeriyeti yok. Kürsten çıktı. Esma. Artık hakikat oldu. Hakikatın acabı. Yani çok az insana mazar olan arşa girdi. Mazar esma oldu. Artık kışın ışık bir şey yok. Kimse yok ki. Artık o konuşan beşeriyet değil ki. Artık konuşan kelam. O. Allah Resulü bunda günde 70 defa olmuş. Bunun ömründe mazar oldu bir şey. Dedin ya, yani bu bütünsellik, şu maniler sergüzeşli hayatı o. Kim kullanacak bunu? Ruhaniyat kullanıyor. Sonra biraz daha kalitesi artıyor. Ben hazır sermediyorum. Esma'yı kim kullanıyor abi? Şimdi gelecek. Kullanılan kalmıyor. Şimdi orası değişiyor. Ölüm mü merak etmiyor? Ya ha, şimdi ölüm merak etmiyor. Ölüm merak etmiyor. Orada bu daha dördüncü şer. Şimdi beşi okuyacağız. Allah. Beşte şunan. O zaman seviyesinde. Beşi bugün okumayacağız haftaya. Yok abi okuyalım. Evet. Okuyalım abi ya. Ben hemen geçiyorum. Bak nasıl kaçtı. Reklam yapıp kalıyoruz. Evet. Dördüncü işarette Esma'nın iktiza ettiği halatta yani da rol alma mevzusu oraya geliyor. Yani kabaca öyle diyelim. Birisi orada hani... Kimse görmüyor ki bir şey yok ki. Şanım ne yücedir diyor. Zatımı takdis ederim demiş. Bunu 149 sayfada sikritası verdi de Geylani için söylüyor. Yes. O kutsi zat diyor. O hali, o sözleri de o andayken söylemiş. Ama sonra ne yapıyor? Geldi, uçak indi yeryüzüne ve tahsis etti. Geylani şey de öyle demiş. Beyazeti Beslan demiş ki, eğer şeriata mugayet bir şey söylersem etrafına hakkım olsun size, beni öldürün demiş. O anda öldürün. Demiş dediği anda kafasını kesiyorlar. Allah. Evet kafasını kesiyorlar ama kesmiyor. Sonra bu tarafa geliyor. Dedin ama biz kesiyor. Demek ki ben o anda o Esma. Eğer mahluk olsaydı bedensel hayat olacak kesilecekti. Ve böylelikle de ders ver. Onu söylüyorum ama o halet. O halet de peki İbrahim Aleyhisselam'a o haleti verince elbisesi de yanmadı ya. Yani biz yakmadı demiyor. O haleti vermişiz İbrahim'e. Ateş onu yakmadığı gibi libasını da yakmadı. Yani bedenini de kesemediler. Buna delil var mı? Sen ne buçuk söylüyorsun? Şehidin cesedi çürümüyor. Geçen işte bir tanesi resim vermişti. Suriye'de şehit olan bir şeye bıçak batırıyorlar, bir şey yapmıyor. Benzin döküyorlar cesedine, yanmıyor. Zalimler ve şahsat şeyleri. Benzin döküyor çıplak karnına. Benzin yanmıyor. Bir tane orada istihbarat çekmiş. Onlar için neymiş? Çekmiş. Onlar içindeki zalim değil. Yanmıyor. Mesela fazla değil uzak. Turgut Özal'ın talip için, şey için, otopsi için cesedini çıkarttılar. Bir ayağı dizden aşağı çürümüş. Diğer vücudu hiç sallandı. Ne asla fiziğe göre sırf bu. Ebu, Firavun'un cesedi İngiltere'de fiziğe zırt, çürümemiş. Hadi o zaman suda çürümedi bilmem ne dedi. İngiltere'de Londra'da camın içinde ben gördüm. Camın içinde kumun üzerine koymuşlar. Ne orada çürümüyor? Hani balçık falan bir şeyler dediler. İngiltere'de balçık mı var? Niye çürümüyor? Niye kokmuyor cesedi? Kılları bile duyuyor, duruyor. Kıçı bile gözüküyor adamın. İlaç milaç yok ha. Hani mumyalanmış bir Türkiye'deki cesetler gibi var ya böyle. Mumya. Öyle her ay mumyalanan ilaçla yapılan bir ceset değil ya. Beşinci işarete başlıyorum abi. Beşinci işaret ve hamile... Yeni mi? Ha? Bugünkü ders bu mu? Ha? İnşallah. Mukaddemeydim ben. Ne oldu? Kaç saat oldu? Bir saati oldu abi. Bir dakika oldu abi. Yok şimdi çok şey yani burada böyle hani her metni durmayacağız. Aslında hani verilmek istenene ifade edeceğiz. Değilse burayı böyle hani her ifade mesela şimdi misali okuyacağız. Abi, çok fazla şey olmuyor. Mukaddemesi bir ders sürdü bunun. Ya işte. Evet. Ve
Ve hamdi sen... Altı yok değil mi işaret? Altı yok abi. Altı yok abi. İşaret. Ve hamdi sen li zuhuri şuunati subhaniyeti vel meşahidi ilmiye. Şuraya bak, tabire bak. Allah Allah, şu Arapça şey ne bak? Subhanallah. Devam. Zuhuru şuunati subhaniye vel meşahidi ilmiye. Subhanallah. Devam. Tamam, bunu anlatıyor zaten. Ha. Nasıl ifade eder? Ediyor ki, mevcudat, hususan zihayet olanlar, vücudu suriden gittikten sonra baki çok şeyleri bırakarak öyle giderler. İkinci remizde beyan edildiği gibi, zat-ı vacibül vücudun kutsiyet ve istinai kemaline muvafık bir tarzda ve ona layık bir surette, hassiz bir muhabbet, nihayetsiz bir şefkat, gayetsiz bir iftihar, tabir caizse mukaddes, hassiz bir memnuniyet, bir sevinç, tabirde hata olmasın, hassiz bir lezzet-i mukaddese, bir ferah-ı münezzeh, şunat-ı rubiyetinde bulunur ki onların asarı bir müşahede görünüyor. Burada iki tane daha şunat sayıyor şeyde, ikinci remizde saymadı. Sevinç ve ferah-ı münezzeh. Diğerlerini zaten sayıyor şeyde. Münezzeh diyor bunları. Tabii ona sevinç de bir şey direkt kullanmıyor. Tabirde at olmasın. Hassiz lezzet o zaten biliyoruz. Bir ferah-ı münezzeh. Şunat-ı rubiyetinde bulunur ki onların asarı bir müşahede görünüyor. İşte o şunat iktiza ettikleri hayretnuma faaliyet içinde mevcudat tebdil ve tayirle zeval ve fena içinde süratle sevk ediliyor. Mütemadiyen alem-i şehadetten alem-i gayb'a gönderiliyor. Bir öncesinde neydi? Esma iktiza istizam ettikleri halatı gösteriyordu mevcudat. Evet. Burada ne yapacak mevcudat? Şunatın iktiza ettiği her şeyi yapacaklar. Şunatta, şunatın iktizasında rol alacaklar. Sıfat yok mu? Atlıyor sıfat mı? Yok. Allah Allah. Yani onu hani esma sıfat aslında bir gruptur. Bir gruptur. Yani, bir aslında bir bütün yani, değil mi? Gibi düşünülebilir. Yani, sıfat olmadan yani, esma görünmüyor. Yani, şunat belki ondan biraz daha farklıdır. Allah alem öyledir. Yani sıfat olarak bir işte bu şeyde silsilede gözükmüyor. Az önce okuduk esmayı anlattı buradan. Şimdi şu ana da geçti. Evet. O şunat iktiza ettikleri hayret numa faaliyet içinde, şunatın iktizasını konuşuyoruz burada. Mevcudat tebdil tayirle, zeval fena içinde süratle sevk ediliyor. Mütemadiyen alem-i şehadetten alem-i gaybe gönderiliyor. Ve o şunatın cilveleri altında mahlukat, daimi bir seyr-ü seyran, bir hareket, bir cevelan içinde çalkalanmakta ve ehli gafletin kulaklarına vaveyla-i firak ve zevali, ehli hidayetin semine, velvele-i zikir ve tesbihi dağıtmaktadırlar. Yani şuunatın iktizasıyla bu bütün işte alem-i gayb, alem-i şehadet, tebdil, tayir, zeval, fena içinde yuvarlanması vuku buluyor. Bu sırra binaen, burada şuunata girdik abi, şuunatın iktiza ettikleri şey var, bir faaliyet var burada, ondan bahsediyor. Bir öncesinde neydi? Esma. Esma'nın iktiza istizam ettikleri halatı mevcudat yerine getiriyordu, orada bir rol alıyordu. Burada bu sefer şunatın iktiza ettiği şeyi, ettiği halatın, o faaliyetin içerisinde rol alıyorlar. İşte ne yapıyor? Mütemadiyen alim-i gaybden, alim-i şehadetten alim-i gaybe gönderiliyorum dedi. Bu sıra binaen, şimdi ana bence şey cümle bu. Tema bu yani. Yani şu cümle, burayı sanki özetliyor gibi gördüm. Her bir mevcut, vacib-i vücudun, her bir mevcut, bizim mevcut. Hmm. Bak, vücut değil. Her bir mevcut, vacib-i vücudun baki şunatının tezahürüne, baki şunatının tezahürüne, baki birer medar olacak manaları, keyfiyetleri, haletleri vücutta bırakıp öyle gidiyoruz. Vücutta bırakıyor. Evet. Mevcut vücutta bırakıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın şunatı baki ise tezahürü de baki olacak. Bak, baki şunatının tezahürüne, baki birer medar olacak. Yani baki ise şunat. Bu şunat için de ona medar olacak şeyler de manalar, keyfiyetler, haletler de baki olmak zorunda. Şunat, ben nasıl anladım biliyor musunuz? Nasıl anladın abi? Şimdi gidiyor, esmaya kadar gidiyor ama esma sıfat bütünlüğü olarak az önce de dediğin gibi. Oraya kadar gidiyor buradan Hasan abi. Orada bırakıp geliyor. Bırakıp geliyor. Yani bu dönüş, bu artık dönüşe geçmiş şekli sanki geliyor. Ben sanki öyle anladım. Bilmiyorum ifade edebildim mi? Nasıl yani? Şimdi bakın, şimdi ben burada Allah'ın bütün esmanın tecellisini
talim ediyorum. Mazhar oluyorum. Mazhar oluyorum. Mevcudu vücuda döndürüyorum, dönüştürüyorum. Evet. İşte bu dönüşme anını üstad anlatıyor. Esma'ya kadar çıkıp teslim edip geri dönüyor. Esma'ya kadar çıkıp teslim edip geri dönüyor. Bilmiyorum anlatabildim mi Hasan abi? Zaten mevcut vücuda dönüşmesi o anda işte o oluyor. O oluyor. Yani bu şu anda geri dönüşüyor Hasan abi. Bakın şu anda şunatın iktizası nerede kendini gösterir? Her anlamda hem alim bir kadar hem burada olacak. Onu... Ama yani bu farkındalık sanki burada gibi. Sanki artık bu geri dönüşü bakın mevcut diyor. Hı-hı. Mevcut bıraktı ama... geldi. Mevcut oraya kadar gidemiyor ki. Oraya gitmesi için mevcut olması lazım. Bak. Baki şunatın tezahürüne. Tezahür abi ortaya çıkıyor burada. Çıktı buradan. Evet. Peki insanda bakiye medar olacak bir. Manaların burada. Mana. İki, keyfiyet, üç, halat. Bu size niye anlatıyor? Mana, keyfiyet, halat. Şunat-ı zatide ne vardı? Şefkat-ı mukaddesi. Muhabbet-i münezzeh. Onlar mana mıydı, keyfiyet mi, halet miydi? Haletti galiba. Haletti. Keyfiyetler de sıfata aitti, manalar esmaya aitti. Hmm. Üçü birden oluyor. Üçü birden oluyor. Yani burada her bir mevcut şunatın tezahürüne bir medar oluyorlar. Medar. Tamam. Ha, o mevcut, bu mevcudun kendisi buna olmuyor. O çıkarttığı manalar, keyfiyetler, haletleri vücutta bırakıyor. Onlar medar oluyor. Ondan bir ürün çıkıyor. Ürün, bak. O ürün manatın iktizasına medar oluyor. Baki şunatın, baki olarak tezahürüne tamam. Medar olacak şeyler üretiliyor bu mevcuttan. Şimdi zaten misale gelirsek, fabrika misalini veriyor zaten. Tamam. Ama dikkatini şey çek, ha. Çekmek istedim. Abi bu var ya, bu alem-i şehadette mukaddese şahitlik aslında oluyor. Yani. Mukaddeseye şahit olur. Mukaddese şahitliği üstad şu anda anlatıyor aslında şu anda burada. Ama üçünü kaçırma. Mana, keyfiyet, abi mi? İşte zaten onun bütünlüğü mukaddesi gösteriyor zaten. Sadece de şeyler gelecek. Şu okuyacağız. Üç tane şey çıkıyor filan. Üç tane. Öyle tam onları böyle çözmüş değiliz yani biraz şeyde. Belki olabilir farklı bir eşlenebilir. Yani burada bu kısmı anlayabildik mi biraz? Cenab-ı Hakk'ın şunatı, her bir mevcut. Vacib-i vücudun baki şunatı var. Bunlar baki. Tamam. Şunatın tezahürüne bir medar olması gerekiyor. Bu medar da mevcudun kendisi olamayacak. Bu mevcuttan çıkan şeyler olacak. Bu çıkan şeyler baki şunata tezahürüne medar olacak. Baki alemde olacak. Onlar da ne diyor? Baki bermel olacak. Manayı, keyfiyetleri, haletleri vücutta bırakıyorlar. Nerede? Alem bekada bırakıyorlar. Burada da yani. Burası orasını ayırmazsak yani. Onlar vücutta bırakıyorlar. Yani her bir mevcut o zaman baki şunatın tezahüründe bir rol almış oluyor. Bir vazife almış oluyor. Desek işte yani ifadelerimiz işte, böyle. İşte bu anlattığım var ya şu anda anlattığım işte. Evet. Subut-i sıfatta vücut var ya ilk. Aha. İşte bu vücut işte bu. Ha, o vücudu anlatıyoruz. Vücut, beka, vahdaniyet, muhalefetin bile vadiyiz. Ha o vücut, baki şunatın tezahürünü mü sağlıyor? Ya. Anladın, aşağıda ya şey, vücut. Sıfatın vücut, vücudu. Evet. Şunattan aşağıda ya. Evet. O zaman başka şeyler deriz ama yanlış olur. Haşa. Anladın mı? Anladım. Çünkü onlar baki. Bu manalar, keyfiyetler, hayatlar. Hmm. İşte ona mazhar olunca şanın ne kadar yücedir dedi. Zatını takdis ve tensih ederim. Onun başka için. Bir, diyor mu Hittin Arabi için? O başka bir vücut görmedi ki ikilik olsun demiş. Tevhidde sikildir demiş. Yani şirkte demiyor. Tevhidde diyor. Tevhidde sarhoşluktur. Şirkte demiyor ki,
Şirk ikiliktir. İkiliğin korkunç açılması demek. Bir şeyler denecek gibi. Yani şirkle küfür çok farklı. Çok farklı. Allah kadar farklı. Devam edelim, şu şeyi de okuyalım, misalleri. Hem o mevcut, yani burası anahtar, yani gördüğümüz şey burasıydı biraz daha böyle, öne çıkan. Devam edeceğiz. Hem o mevcut, bütün müddeti hayatında geçirdiği etvar ve ahvali, ilm-i ezeliğinin ünvanları olan İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin, Lef-i Mahfuz gibi vücudu ilmi dairelerinde, vücudu haricisini temsil eden mufassal bir vücut dahi bırakıp öyle giderler, demek her fani bir vücudu terk eder, fakat binler baki vücutları kazanır, kazandırır. Bu da Meşahid-i İlmiye ve Şunat Subhaniye diye başlamıştı ya. Bu Meşahid-i İlmiye tarafında ne oluyor? Çok yani onu ben anlamlandırmış değiliz burada. Çözülmüş değil yani o kısım. Biz mesela biraz daha Şunat'ın tezahür kısmını konuştuk. Burada da sanki Meşahid-i İlmiye yani mufassal bir vücut bırakıp binler baki vücutları kazanıyorlar kısmını anlatıyor. Orada nasıl bir şey var onu ben şey yapamadım. Şahit olduğumuz şeyler. Evet. Evet. Tam yani nereye bakıyor, nasıl oturtacağız oradaki ifadeyi. Şimdi bu misal çok, bu da antika bir misal, üstad veriyor. Bir bakalım inşallah şey yapalım. Mesela nasıl ki harikulade bir fabrika makinesine adi bazı maddeler atılır, içinde yanarlar, zahiren mahvolur. Fakat bir fabrika var, adi bazı maddeler atılır. Mesela çöp fabrikasını, evet, pislikleri atıyorsun. Evet. Oradan elektrik imal ediyor. Elektrik de geliyor, ampul oluyor, bilgisayar da şey yapıyor. Evet. Pis, buna dönüştü. Evet. Bak şimdi. Aynen. Adi bazı maddeler atılır, içinde yanarlar, zahiren mahvolur. Fakat o fabrikaların imbiklerinde çok kıymetli kimya maddeleri ve edviyeler teressüp eder. Şimdi hem onun kuvvetiyle ve buharıyla o fabrikanın çarkları döner. Bir taraftan kumaşları dokumasına, bir kısmı kitap tabına, bir kısmı da şeker gibi başka kıymetli şeyleri imal etmesine medar oluyor ve hakeza. Şimdi cümle bu misaldeki. O zaman bu fabrikanın adi bazı maddelerden çıkan ana şey üründen ana ürün kimya maddesi ve edviye. Esas yani o fabrikanın işte bir malzeme üretilecek. O adi madde giriyor. O kimya maddeleri ve edviyeler teressüp ediyor. Teressüp de şeymiş. Durulması böyle şey oturması, yozlaşması, çökelmesi manasında. Artık onda ne bir niye o kelimeyi kullanmıyor usta? Şey yapamıyoruz ama şimdi o fabrikanın kimya maddeleri ucuz haleciye çıkıyor ha, bu kainattan yani buradan şöyle bir azıcık anladık, yanlış da olabilir yani anladığımız kimya maddesi ve etmeye şuur gibi yani insan gibi yani bu şuurun çıkması bu adi maddelerden o şuur üretiliyor yani esas kimya maddesi en kaliteli olan ürün şey o maksat olan şey onunla beraber ama başka şeyler de çıkıyor o fabrikadan. Onun kuvvetiyle ve buharıyla o fabrikanın çarkları dönüyor. O işlem yanıyor ya, o işlemler olurken çarklar dönüyor. Bir taraftan kumaşlar dokunuyor, kitap tabi ediliyor. Bak bu fabrika esas kumaş, kitap, şeker için değil. Esas kimya madde ve edviyelerin üretimi için evet, yapılmış. Evet. Onun yanında şeyler çıkıyor. O kuvvetiyle, buharıyla çarklar dönüyor. Kumaş, kitap, şeker. Burada üç tane şey var. Aynen. Yani çıkıyor. Kumaş, kitap, şeker. Ha kumaş. Kitap, şeker gibi başka kıymetler şeyler imal etmesine medar oluyor. Çok ilginç değil mi? İlk önce kumaş, giydik. Kitap. Kitap kafaya çarptık. Şeker. Vücudun aslı oldu da yedin. Evet. Sen oldun. Evet. Yani esas şeye bakarsanız bu daha tali bir şeye gitmesi lazım. Bir üretim var. Kitap. Ama ne oldu? Kime maddesi oldu? Bir de fabrikanın bak buharla kainatın şeyi döndü. O buharla çarklar döndü. O yanmayla. Çünkü adi maddeler yandı. Kimyevi maddeler çıktı. O yanmadan gelen o şeyle beraber de fabrikanın çarkları döndü. Tabi bu misal şey Üstad da şey yapıyor da çok da direkt uygulamak zor oluyor.
Yani hemen şöyle diyor, hemen söyleyeyim mi ben? Tamam. Hemen bir atması yapayım. Tabii. Nasıl olsa rahatlatabiliriz. Mesela kumaş, Vedud ismiyle ilişkilendirebiliriz Hasan abi. Vedud ismiyle ilişkilendirebiliriz. O libasa giriyor. Vedud ismine mazhar olduğumuz zaman. Mevcudatın libası da. Evet. Kitap da hakim, direkt dimağa, kafaya. Şeker de bütün vücuda dağılıyor ki rahim abi her tarafta varlığını gösteriyor. Bütünsel. Evet, bütünsel. Kimya maddeleri? O netice yani. Ne o? İnsanoğlu dedin ya, o ne o zaman? Kimya maddeleri. Ve edviye. Bak şimdi, bu insana demedim. İnsanın karşılığı dedim. Mesela insanda göz dersek, bütün mevcudat onun karşılığı. Anlatabiliyor muyum? Burada kimya maddeleri ve edviyeler zaten insan. Ortaya çıkan insana karşılık gelen, insanı insan yapan kumaşlar, kitap ve şeker. Yani bir ifade edebildim mi kendim Hasan abi? Mesela dil vermiş bana, o dili kimya maddeleri ve edviyeleri olarak kabul edersek, bu dilin dil olduğunu anlayabilmesi için, bu dilin bir şeyler üretebilmesi için kumaş, kitap ve şeker Hasan abi bunu teresim yapıyor. Vücut alici değil mi maddi? Evet. Yani anlamı o. Evet. Kimya maddeleri ve edviyeler, ilaçlar. Bu vücut aliciyi anlatıyor. Ama bu misal. Evet, misal. Ama hakikaten şeyi. Peki ona ne giydirdi ona? Ortaya çıkanı. Dedi ki kumaş mı lazım? Ama o kimya maddeleriyle bakarsanız kumaş kitabın çok bir şeyde yok. İlişkisi yok gibi gösteriyor. Ayrı şeylermiş gibi. Yan madde, yan ürün gibi yani. Peki tabiat risalesinde edviyeleri kime söylüyor? Edviyelerin bütünlüğüyle. Edviye. Ziyahat edviyeler yapılsa. Edviyeleri canlılar için kullanıyor. Kimya peki için diyor, varlık için diyor o tabiat esasıyla, kimyaya taş, toprak, edviyeleri de şey diyor, onların hulasası olan madenlerin ve madenlerden yapılan taştan sudan yapılanların hulasası olan edviyelerle zihayat bir macun yapıldı diyor. Edviyeyi zihayat. Oradan şey hareket. Yani bu Esma ilk önce ne yaptı? Buhar neydi? Katre, zühre, reşe vardı. Reşe neydi? Buhardı. Şimdi kimya maddesi vücud aliciyi çıkarttı bu mevcudat. Mevcudatın kendisi kimya maddeleri. Yani varlığın kendisi. Edviye nedir? Onlardan zihayat bir edviyelerden zihayat bir macun yapılmak isteniyor. Zihayat konuşmuyor muyduk bu konuda? Evet. Bu insan değil ki. Yani bu mektupta insan değil. Evet. Biz niye de yapıyoruz? Peki konumuz oydu. Her onun iz süreceğiz. İnsan uygularsan olmuyor. Çünkü niye? Konu o değil. Diyor ki hadi dedi. İnsan cennete gitti de bu sıkıntıya hoş gördük. Hayvanat ve ziyaret ne olacak demişti. Başında. İşte tamam. Kimya maddeleri vücud haricidir bu. Varlık kimya. Sonra onlardan ziyaret edviyelerden ziyaret bir macun yapılmak isterdi. Tabiat risalesine geçiyor. Evet. Edviyelerde maksat ziyaret. Zaten ziyaret konuydu. Evet. Peki kimya maddelerinde neydi? O tabiat risalesinde elementler şu varlık düzeyi. Etviye de canlı bir macun yapılmak istedik. Adi madde ne o zaman? Onu oraya koyarsanız. Yani adi nerede geçiyor ki? En üstte adi bazı maddeler atılır, içinde yanarlar diyor. Şimdi element buraya yaparsanız, çıkan ürünü doğrarsanız, giren daha geriye getireceğiz. Toplar. Şimdi adi derken bizim o sokak adisi değil o. Evet. Tamam. Adi. Tek başına bir özelliği olmuyor. Tabii yani bu... Adi derken bütünselliği ifade etmiyor. Mesela şeyde de söylüyor. Mesela bu sokak tabirinden bizim kullandığımız arasında daha kadar bir fark olan bir kelime vardı. Ne diyor? Cevher.
Cebel olur. Bir başka var. Devamlı kullandığım isim. Vasat. He. Mesela tenkit olabilir mesela. Bu adi maddeler. Saf. Saf. Ha, saf diyoruz. He. Diyelim ki ümmi mesela. Üm şey gibi. Mesela anne, ümmi anne babasından sen cahil doğmuş gibi. Oysa ona müdahale edilememiş. Esas enfusi manası odur. Ümmi bir pega. Yani öğretmen bize müdahale etmiş. Saflığımızı götürmüş. Bu adi maddelerden diyor değil mi? Evet. Bu adi maddelerden derken bu bizim bildiğimiz o aşağılık manası değil, konu değil çünkü. Yani orada ham madde gibi anlıyoruz. Daha ham işlenmemiş şey olan. Belli bir vasfı özellikle. Ne diyor biliyor musun? Kanuniyet şeklindeki her şeyin yazılımı. Anladım. Yani çünkü gidişat şöyle benziyor. 24. mektup ya bu. Evet. Zi hayat ve kim ediyor? Bir de nebatat ve hayvanat. Hayır, nebatat ve hayvanat. Fabrika. Bu kainatı bir fabrika anlatıyor ustad. Oraya atılıyor. Ondan sonra tabiat esasın. Oraya atılıyor. Ayrıştırılıyor. Kimisi meyve oluyor, kimisi yaprak oluyor, kimisi şey oluyor. Kainat da ziyaret bir canlıdır diyor. Fabrika gibi düşünüyor. Tamam. Bu adi derken bütünselliği gelmemiş, bir anlam ifade etmemiş. Cevher yani. Anlam daha yüklenmemiş. Sonra onu fabrikaya attık. Alem-i Şehadet fabrikası diyor. Alem-i Şehadet'e fabrika diyor. Alem-i Şehadet fabrikası diyor. Alem-i Gayb'a mahsullar yetiştiriyor diyor. Öyle demiyor mu? Destgahına mezradır. Evet, mezradır diye destgahtır. Alem-i Şehadet tezgahlarında Alem-i Gayb'a mensucatlar, kumaşlar diyor aktarılıyor. Biraz önce de kitabı anlatmıştı. Mensucatlar aktarılıyor diyor. Aynı uyguluyor burada yani. Bu Alem-i Şehadet fabrikasında, o adi maddelerden, adi olan, cevher olan, yani bir şey tanımlanmamış. Sonra işte onu ne yapıyorsun? Çekirdek mesela, adi. Bizim adi manası da değil. Şey olan, bütünsellik olmamış kendi başına. Sonra oradan ne çıktı? Ağaç çıktı. Kumaş diyor ağaca yapraklarına. Ağacın yapraklarına kumaş diyor. Şey de diyor, kitap diyor diyor mesela, çekirdeklerin harfleri diyor, noktası diyor, meyve harf diyor, ağaca komple aynı şey, kitap diyor. Yani şu Alem-i Şehadet fabrikasına cevherler atılıyor, oradan iki şey imal ediliyor, kimya maddeleri, bedbiyeler yapılıyor, yani o cevherden toprak yapılıyor, kimyevi madde. Hava yapılıyor, su yapılıyor, dört unsur yapılıyor, nur yapılıyor. Sonra onların nurdan, sudan, topraktan, havadan edviyeler, canlı bir zihayat yapıldı diyor. Birisi o, bitkiler, topraktan bitkiler, bir de etviye bir canlı yani, zihayat yapıldı diyor. Peki onu kim şey yapacak? Bunu kim soruyorsa, kim okuyacak, kim anlamlandıracak, bunu kim soruyor? O da kumaş oluyor bu ona, o sorana kitap oluyor, ona şeker oluyor. Yani bu kumaş, kitap ve şeker, bu... bu hani arası... soru şuydu ya, hatırlasın. Evet. Ahiret nerede? Birisi sordu. O cevap verende dedi ki, bunu kim soruyor dedi aranızda. Karanlıktı böyle, bir seminer. Bunu kim soruyor dedi. Kalktı ben dedi. Sorandadır. Sormayanda değil. Yanında olan şahit olduğu için soru soran. Yanında olmayan, çünkü el-sualin ismiliyim. Sual sormak ilmin yarısıyım. Bu bir kere toparlarsak konu nebatat ve hayvanattı. Fabrika var. Bunu çok iyi biliyoruz. Alem-i Şehadet'e fabrika diyor. Ahirete malzemeler aktarılıyor. Önce üçüncü derste anlatmıştım.
Oralara serbedi manzaralı oluyor, yüzeşti manalar aktarılıyor. Alem-i şehadet fabrikaları diyor. Ekviyelerden zihayat, macun yapıldı diyor. O da canlılar. Kimyevi şeylerden de nebatatla, madenlerle zihayat. Ötekisi de hayvanat. Zaten zihayat diyor. Macun yapıldı diyor. Ondan sonra ne diyor? Diyor ki maddelerden hem onun kuvvetiyle, buharı ile o fabrikan çakları döner. Evet. Şimdi bu maddeleri yaptı mı? Evet. Buhar neydi? Üç tane şahsiyet vardı. Zaten üç tane şey kullanıyor. Katre, Zühre, Leşa. Leşa buhardı. Bunu kim soruyorsa kendisi o buharı ile fabrikanın çakları dönüyor. O soran kumaş oluyor kendisine. Bu mevcudat. Mevcudat kumaş oluyor. Ona kitap oluyor, ona şeker oluyor. Şekeri şeyde ruh olarak kullanıyor. Diyor ki kendisine diyor Risale-i Nur'dan bir kitabı yazan, bir sayfa yazan bana bir kilo şeker hediye etmiş gibidir diyor. Hatırladın mı? Evet. Kim peki bu soruyu kim soruyorsa ona kumaş olur sorusuna göre, kitap olur sorusuna göre şeker oluyor. Çünkü niye? Şunat bu kardeş. Şunat'ı anlatıyor. Beşinci remiz şunat değil miydi? Şunat'a çık bakalım. Şefkat-ı mukaddese. Çık dışarı. Mabet-i münezzeh. Mabetine, şefkatine ve mabetini sığdıramadı ki. Zaten sonunda öyleydi. Bu mevcudat. Şimdi ağaç gidiyor. Sen şefkatine niye sığdıramadın? Senin alakası yok ki sen cennete gidiyorsun. Yok diyor, otlardır, bitkiler niye yokluğa gitsin? Çünkü şunata mazar olunca şu oluyor sende. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzeh, surur, sevk, lezzet-i mukaddese oluyor. Burada insanı anlamlandırıyor. Allah'ta zaten ne oluyorsa bilmiyor. Ama bu insan İnsan bu soruyu soruyor. Bu bitkiler, hayvanlar ne olacak? Bu sefer bizi ne yapıyor? Bir manidar manalar çıkıyor. Bunu birileri mutala ediyor. Alem-i Ervah'taki. Sonra sergüzeşti manalar geliyor. Ondan sonra cennettekiler seyrediyor. Sonra Esma'ya mazhar oluyor. Hakikat oluyor. Sonra esma bitince, sıfatla beraber mahiyet, şuunat, en zor, şuunat, bu camidatla hayvanat hakikatını kendi aleminde sığdıramıyor. Şefkata uygun değil diyor. Bunlar muhabbete uygun değil. Hayal etsene şuunatı zatiyede ne vardı? Şefkat. Bu sefer diyor ki o sorana, sığdıramayana, şefkatine, muhabbetine, lezzetine falan sığdıramayanlar bu mevcudat falan gidiyor ki merak etme o maddelerden işte anlattıklarım burada bu oluyor. Ha, onlardan bak hem onun kuvvetiyle şu şeylerin kuvvetiyle buhariyle yani buhar ben hemen reşeye gitti. Tamam mı? Buhariyle o fabrikanın çakları döner. Hangi fabrika? Soru soranın sistemi. Yani o alema bir mana zahirde şu. Ahiretin şu dünyaya alem-i şehadetin fabrika diyor. O tarafa aktarılıyor. Ama o beni fazla ilgilendirmiyor alem-i şehadet fabrikamız. Ben fabrikayım. O zaman sen o fabrikanın senin alemindeki fabrikalar dönünce şunlarla sen de kumaş oluyor. Sen de kitap oluyor. Kitaba dönüşüyor. Şu mevcudatın, bitkilerin, hayvanların yazılıp kaybolması, sende ya kumaş oluyor, hani vücut giyiyorsun, nedir o? Hister. Hister mevcudatı giydiriyor. Aslında şeyde bir tanımlama var, onlara bir devam et. Şu maddeler var, bir saydı, yani tatbik ettiğinde şeyler var. Peki, biraz uygun. Şey yapabilirim. Demek o muadi maddelerin yanmasıyla, zahiren mahvolmasıyla binler şeyler vücut buluyor. Demek adi bir vücut gider. Âli çok vücutları irsiyet bırakır. İşte şu halde o adi maddeye yazık oldu denilir mi?
fabrika sahibi neden ona acımadı, yandırdı, o sevimli maddeleri mahvetti, şikayet edilir mi? Ama abi, ya bir şey söyleyeyim, bütün 24. sözün özü burası bence abi, evet, tamamen. Evet. Hepsinin tabii özü burası neden? O adi maddeler dediği cihi hayatlar abi, çiçekli, şeydi, hani o fabrikaya atılan şeyler onlar, zahiren diyor mahvolurlar diyor. Mahvolur, da öyle demiyor çok zahiren, yani bizim hiç görmediğimiz bir çiçek. İşte evet. Cennet çiçeği yok, fırtına yedi, bilmem ne yedi. Aynen. Hani cennet çiçeği olmamasına rağmen yaratılıyor. Evet, o çok âli vücutları yerine bıraktı, işte biz onları keşfediyoruz şimdi. O âli vücutlar da nerede kullanılıyor, nerelerde vazife alıyor. Aynen öyle de velillahil mesel lale halik hakim ve rahim ve vedud esmayı kullandı yine. Muktezai rahmet ve hikmet ve vedudiyet olarak kainat fabrikasına hareket veriyor. Her kainat fabrika diyoruz ha. Bak kainat fabrikası. Biz her bir yorulmuşuz boşuna. Yorulmuşuz boşuna. Her bir vücudu faniyi çok baki vücutlara çekirdek yapar. Makasıdı Rabbaniyesine medar eder. Şunat-ı Subhaniyesine mazhar kılar, kalem-i kaderine mürekkep ittihaz eder ve kudretin dokumasına bir mekik yapar. Subhanallah, bunu zamanında okudu, bizi konuştuk mu bu kadar? Bu bana, niye bu? Tamam, şey olmuyor. Yani birebir eşleyebilecek miyiz mesela? O neye bakalım? Yani, bak bakayım, fabrika yâlem-i şehadete. 2, 3, 4, 5 tane şey var. Bir de tabii bunlar da şey... Bak, 5 tane de yukarıda. 5 tane de yukarıda. Kimya... edviye, kumaş, kitap ve şeker. Nasıl eşleriz? Dedim bak fabrika tamam de fabrika oku. Bak oraya bakayım. Yukarı mı aşağıya? Yok aşağıya oraya bakayım. Çok baki vücutlara çekirdek. Yok yok şu sefen her oradan şuradan. Üstte. Halik-i Rahim ve Rahim ve Vedud. Muktezai Rahmet, Hikmet ve Vedudiyet olarak. Kainat fabrikası hareket veriyor. Ha kainat var. Demek fabrika buymuş. Tamam. Her bir vücudu faniyi çok baki vücutlara çekirdek yapar. Çekirdek. Makasını Rabbaniyesine medar eder. 2. Şunat-ı Subhaniyesine mazhar kılar. 3. Kalem-i kaderine mürekkep ittihaz eder. 4. Kudretin dokumasına bir mekik yapar. Yani şu ikisi biraz daha anlaşılıyor da şu üçü tam eşleşiyor. Ben çok uyduramadım yani zorlarsak. Yok zorlamayacağız. Şey ama tam bir de tabii karşılığını da şey yapmak lazım. Yani bunlar da çekirdek ifadeler yani. Evet doğru. Ama şeyi tanımladı. Evet. Kainatı tabii oldu. Ziyaret o adi maddeler şey vesaire. Onlarla neler yapılıyor ötelerde? Evet. Yani çiçek geliyor, fabrikaya atıldı. Evet. Ama öteye ne oldu bu? Evet. Bir öteye bak şey oldu. Hasan abi en başta bir dahi bir muktezi, bir de ille-i gaye demişti ya. O şekilde birine dahi bir muktezi, birine ille-i gaye olarak da bakamaz mıyız acaba? Yani şu mesela ille-i gaye olamaz mı şu beşlik? Beşli. Yani biri sevk eden, biri... Anlatabiliyor muyum? Gaye, yani takip edilen netice. Evet, evet. Biri sevk eden, biri neticeye bakan gayeler. Osman sen en başta söylemişsin ya. Ama burası abi zaten gaye, faile, gaye kısmı burası. Bütünü mü öyle? Tabii, beş işaretledi. Gelecek faydalar orada. Bu da fayda kısmı. Masla, semere faydayı anlatıyor beş işarette. İşte o faydayı işte zaten 5 tane de zikrediyor. Yani tabii yani ben 5 tane budur yani o zaman. Yani öyle anlıyoruz ama bunun içinde de o girmiştir falan biraz daha karmaşık bir şekilde ifade olabilir tabii. Yani. Biraz da git bakalım. Genel itibariyle ve daha bilmediğimiz çok inayat-ı galiye ve vakası da adiye için kendi faaliyet-i kudretiyle kainatı faaliyete getirir. Zerrat-ı cevelana, mevcudat-ı seyyarana, hayvanat-ı seyyelana, seyyarat-ı deverana getirir, kainatı konuşturur. Ayatını ona sessiz söylettirir ve ona yazdırır. Aslında ben onu bakmıştım. Deveran'ın zihnen olduğunu, limala, onun Seyran kalbi olduğunu, Seyran da ruhsal olduğunu çok sarih bir yer var. Ama farklı kullanınca karışıyor işte. Evet mesela. Ama yani bu insanda tanımlandığı zaman, neyse devam et. Evet. İnsanla bakıyor, insan okuyor ya bunu. Bu soru insan soruyor. Evet. Sır sormuyor bunu. Evet. Ve mahlukat-ı arziyeyi rubiyeti noktasında, burada arşlara geliyor. Havayı emir iradesine bir nevi arş, nur unsurunu ilim ve hikmetine diğer bir arş, suyu ihsan ve rahmetine başka bir arş, toprağı hıfz ve ihyasına bir çeşit arş yapmış, o arşlardan üçünü mahlukat-ı arziye üstünde gezdiriyor.
Yani üç unsuru değil mi? Mahlukat arzı üstünde. Hava, nur, suyu kastediyorlar. Çok nasıl oluyor abi ya? Yani burada şöyle, mesela şu kısmı ben hani okuduğumuzda da çok böyle burayı geçtik yani fazla. Ya biz de zaten bakmamışız diyorsun. Yani çok güzel. Yani sen şey bunu bana bildireceksin. Burada ilgili bir noktayı nazarım yok yani. Oraya şu şuna bakıyor, şöyledir, böyledir diyecek şeyim yok yani. Bak, daha bitiremediğimiz pek çok diyor abi. Tabii, çok inayatı galiye var. Hani derslerinde çok bitmemiş şey var daha bence. Tabii, abi işte ya biraz hani ucundan azıcık... Biraz... İstersen haftaya bu işi tekrar bitirelim. Yok, 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 öyle yani. Olmaz mı? Olmaz. Niyet halis değil. Katiyen bil ki bu beş remizde ve beş işarette gösterilen parlak hakikat âliye. Şimdi bütününü anlatıyor. Önceki beş remizden biz ikinci remiz okumuştuk bu şekil yaptığımızı. Şunu anlatan beş remiz ve beş işaret. Şu an beş işaret okuduk. Gösterilen parlak hakikat âliye nuru Kur'an ile görünür. Kur'an'ın nuru ile görünür ve imanın kuvvetiyle sahip olunabilir. Yani öyle kolayca hemen anlaşılacak şey yapacak mı? Ya Kur'an'ın nuru, nuru imanın kuvvetiyle sahip olunabilir. Yoksa o hakikati bakiye yerine gayet müthiş bir zulmat geçer. Yani Kur'an nuru ve imanın kuvvetiyle bu sahip olunabilecek bir hakikat değilse zulmat geçer yerindir. Ehli dalalet için dünya firaklar ve zevallerle dolu ve ademlerle malemaldır. Kainat onun için manevi bir cehennem hükmüne geçer. Her şey onun için her şey onun için ani bir vücut ile hassiz bir adem ihata ediyor. Ani bir vücut hemen arkasından adem ihata ediyor. Çünkü fena yokluklar gözüküyor. Bütün mazi ve müstakbel zulümat ademle memludur. Yalnız kısacık bir zaman halde bir hazin nur vücut bulabilir. Fakat sırrı Kur'an ve nuru iman ile ezelden ebede kadar bir nuru vücut görünür, ona alakadar olur, onunla saadet ebediyesini temin eder. Bize bir nuru vücut gözüküyor, değil mi? O zaman bütün şeyler nuru vücut. Vücudun nuru. Vücudun nuru. Kim vücut sahibi? Vacibi vücut. Vacibi vücut. Burası nur bütün, yani. Yani bu konuştuğumuz, üretilen bütün o merat-ı vücut şeyleri nur vücut. Vücut, vücudun nuru. Vacibi vücudun nuru. Biz o vacibi vücudun nuruyla ne yapıyoruz? Saadet-i ebediyemizi temin ediyoruz. Allah'ın nuru semavat var diyoruz yani. Hı hı. O zat-ı sıfattaki vücudun işte nurudur bu kâin. Nur da ne demekse. Evet. Şöyle diyebilir miyiz? Mesela buzdur ama sudur. Yani kimse ama su... Nurla şey diyebilir miyiz öyle? Yani donmuş hali ya. Şu mevcudat Allah'ın nuru semavat var diye Allah'ın nuru ya. Ne hı. demek o? Esma'nın donmuş hali, cilve cemal nakış sanatı ya. Allah'ın nuru, Allah'ın nuru, böyle esmasının nurları, nedir o? Hı hı. Donmuş hali. Mesela hiç ömründe su görmemiş, buzu göstersek, ya bu buzdur ama aslında sudur, kim inanır? Yani derdi, Allah'ın nuru semavatı var. Yani buzdur ama sudur. Her, bu bütün buzlar sudur. Bütün buharlar, bütün yağ şeyler sudur, karlar sudur. Kimse görmemiş çünkü. Ziya ile nur olarak olur mu? Yani nur vücut ya, kaynağı ziya ise... Esma nur... konuşulduğu için nurdur. Hmm. Ziya deyince sıfat oluyor. Hmm. İşte sıfattaki vücuda evet. Ziya desek... Hani o onun nuru işte oluyor. Hmm. Yani ziya ile nuru arasındaki ilişki gibidir midir? Gibi de gözüküyor yani. Hmm. Ama yani bir kere sarayım, tabii. Vücudun nuru, tabii. Şu alem-i şahane. Onunla saadet ebediyetlerini. Ya yani burada o, ancak işte bu sefer perdeler aralıyorsun, şapkalar da böyle yapıyorsun. Evet. Şurayı da okuyayım, sonra o şekli bir özet yapıp bitireceğiz yani. Tamam. Elhasıl biz, şair-i Mısri'nin tarzında deriz, derya olunca nefes, parelenince kafes, ta kesilince bu ses, çağırırım ya Hak, ya Mevcut, ya Hay, ya Mabud, ya Hakim, ya Maksud, ya Rahim, ya Vedud. Zaten bunu nasıl koymuş, nereye şey yapmış, o da ders şey yapılabilir. Burada işte o adi maddelerden kimyevi maddeler, buharın çarkları dönüyor, kumaş, kitap ve şeker imaline medar oluyor.
Bu tek bir şeyde yazmıştı. Burada her bir vücudu fani, işte az önce okuduğumuz çok fakir vücutlara çekirdek yapıyor. Makaslı Rabbaniyesine medar ediyor. Şunat Sübhaniyesine masar kılıyor. Kalem-i kaderine mürekkep iktihaz ediyor. Kudretin dokunmasına bir mekik yapıyor. Burada tabii nasıl kendi nefsi hayatına, bekasına ve saniye bakan nasıl bir gayesi var? Çünkü 10 tane gaye var demişti üstad başta. Mevcudatın vücudu kaybolur, yanar ama binler şeylerin vücuduna çekirdek olmuş olur. Her fani bir vücudu terk eder, binler baki vücudu kazanıyorlar. Fabrikada yandığı zaman, işte bunu söylemiştim. Evet. Fabrikada atıldığı zaman kimyasal bir de edviyeler oluyordu ama mevcudatın vücudu kaybolur, yanar. Ama binler şeylerin, vücudu hani o pis maddeler atılır diye fabrikaya. Aynen. Kim o atılan? Mevcut. Orada yanar, kaybolur, binler şeylerin vücutlarının çekirdek olmuş olur. Evet. O kimyasal şeyler. Evet. Ve erfanlı vücudunu terk eder, binler bakıyor. Burada da iki tane söyledi. Buradaki cümlede biraz, yani bu bizim yani şeyden aynen ifade olmayabilir. Bizim yani kendi yazdığımız ifadeler de olabilir. Evet. Evet. Ama güzel tuttuğum şey olmuş. Burada saniye bakanda ne vardı? Her bir mevcut, vacib vücudun baki şunatının tezahürüne baki bir medar oluyor. Tezahüründe baki bir medar oluyor. Olacak manalar, keyfiyetler üretmiş oluyor. Evet, evet. Yani şunatın tezahürüne medar olan baki vücutları kazanmış, kazandırıyor. Şunatın tezahürüne vesile olmuş oluyor. Dedik. Baki medar olmuş diyor ama abi ya. Ya. Baki diyor işte. Baki olması için yani. İşte baki yani. Aynen. Sureti fani gibi gözüküyor kenar şey. Evet. Aslan baki yani. Fani bir şey yok. Yani yalnız ne biliyor musun? Suretten hakikate dönüşüyor. Yani suret, alem-i şahadet, hakikat, alem-i gayb. Nedir ki? Ne oldu ki? Ne hangisi bakidir? Yani hani bu şeyin başında hatırlarsanız, bu yaratılış dünyanın son bulmasıyla bitecek mi? Nasıl devam edecek? Burada onlar da anlatılıyor demiştik hatırlarsanız sorular kısmında. Yani işte baki şunatın tezahürü devam edecek alem-i bekada bu şekilde. Bunlar yok olmuyor, bunlar devam ediyor. Hayal etsene yani, bak şimdi. Şöyle hayal etsene, yuvarlak bir fabrika dönüyor. Yani mikser gibi çimento atmış, taş toprak atmış, kum atmış, ilaç atmış. Hem araba gidiyor, hem de mikser dönüyor. Aynı zamanda harç yapıyor. Anladın mı? Şimdi değişen dünyanın içerisinde değişen insan. Yürüyen arabada dönen mikser. Değişen dünya değil mi? İlkbahar, sonbahar, devam değil. Evet. Değişen insan. Değişen insan. Değişen dünyada değişen insan. Gel de karar kıl. Şimdi uzaktan baktığın zaman dünya kendi eksen etrafında değişiyor. Güneş etrafında da değişiyor. Bunun hani biraz sıyrıl da baktığın zaman hakikaten fabrikaya atılıyor maddeler. Mikser onu değiştiriyor. Evet. Daha önce çakıldı. Çimentoydu, suydu. Sonra değiştikçe başka bir şey oldu. Numara alıyorlar. C5, C2. Beton çeşitleri oldu. Kullanıldığı yerler değişiyor. Yani evet. Evet. Şimdi bu da son böyle bir hani bizim böyle anladığımız bir ifade şekli diyelim. Hı. Hani buradaki mana budur değil de bizim böyle anladığımız konfülasa edecek bir şekilde kurguladığımız ifade şekli. Yani yanlış olabilir. Şey yapıp eksik olabilir belki. Şimdi ne oldu? Biraz anlattık hep zaten, yabancı değilsiniz de. Bir kere etvar-ı hayatlar, hüviyetler, suriyetler, manalar şekliyle Cenab-ı Hak her şeyi kaydetti. Bu sadece fotoğraf gibi değil de biz onu temsil olarak fotoğraf gibi yaptık. Bunlardan manidar olanlardan sergüzeşte hayat denilen manidarlardan bir film yapıldı. Şimdi bu biraz daha insana bakan noktasından anlatalım. Yani biraz cenneti ve alem bekayı anlatması noktasından. Şimdi burası cennetin mertebesi değil, burası kayıt kısmı. Bunlardan manidar olanlardan sergüzeşte hayatiyeler yapıldı. Bunları kim okudu? Ruhaniyata müteallakih oldu. Ruhaniyata müteallakih olmasıyla ne oluyor? Bunlar burada şey demişti, bunlar pazardır dedi, o pazarda şey yapılacak, onlar satılacak. Bu ruhaniyatlar bunları beğendiklerini, o sergüzeşte hayatiyelerimizi aldıklarında
onlar onu mütalaa etmeye başladıklarında onlarda bizim cennetlerimiz olacak. Ne kadar şey ruhaniyet o sergüzeşte hayatı mütalaa etmeye başladığında sen orada cennetini yaşamaya başlayacaksın. Bu cennetin bir mertebesi. Böyle bir şey anladık. Senin sergüzeşte hayatın mazhar olduğu ihlasına göre evet. O ruhaniyet cennetlerin olacak. Bütün cennetin. O ruhaniyet kaç tane? 1 milyon tane ruhaniyet benim sergüzeşte hayatıma aldı. Ve mütalaya başladığı an benim milyon tane cennette aynı anda onlarda zevkler, işte cennetteki o tabiratları yaşamaya başladığım kısım oluyor. Bu mertebe o kısmı oluyor. Ruhaniyat hani hepsini hiç yapmıyor, seçiyor. Ha, bu manidar olan birinci film. Şimdi neye sen, seçiyor? İhlas var mı yok? İşte neye göreyse, ha, o ruhaniyatın sen ne kadar senin şeyine göre. Ama bunun da bir ötesi var, üstü var. Bunlardan da daha kaliteli olanları Menazir-i Senmediye denilen daha kaliteli bir film haline getirildi. Bu filmde ama artık daha ruhaniyet onu mütalaa edemiyor, onu alamıyor. Bunu ehli cennet artık şey yapabiliyor. Burada cennete layık olur. Cennete layık. Buradaki kullanılan şeyi ehli cennet olacak. Burada artık kendi cenneti değil, diğerleriyle beraber ehli cennetin cennetlerini de artık kapsayacak bir mertebeye geliyorsun burada. Bu aşağıdaki herkes kendi cenneti dediği an, bu üstte onun cennetinin bir parçası haline geliyor. Yani evet. Buradaki bir ruhaniyet mütalaa ediyor, orada bir cennet hayatını yaşıyor ama bu üstteki de geçtiğin anda oradaki cennetler senin cennetinin bir parçası oluyor. Daha yani cennette, daha... hani var ya insan mahiyet insana bir gafur, evet. Bütün kainat etsai kainat senin efradın ya. Bütünlük oluyor burada. Evet, şimdi buraya gelince cennette merkez sensin adeta, cennet hepsi senden yapılmış. Evet. Burası senin cennetin. Bu hususi ise bu senin cennetlerin, artık burada senin cennetlerin ötesine geçiyoruz. Artık ehli cennetin cennetleriyle onlarınkini de içine alıyorsun tabiri caizse. Oradaki o alt birimlerle daha üstüne geçmiş oluyorsun. Böyle bir anlamı. Yani benim sergüzeşte hayatım atıldı. Mahmud'un içi de atıldı. Atıldı. Herkesin sergüzeşte hayatı atıldı. İşte o sergüzeşte hayattan seçilenler senin evet. Seçildi. Onun için seçildi. Benim için seçildi. Bu oldu. Yani sen burada cennete aslında bunun bir parçasısın. Yani hak ediyorsun oraya. Bir parçası. Üstün bir parçası. Şimdi burada da bunun da daha üstü ne var? Hayat-ı Esmaiye. Bunu tabii film gibi anlattık ya, film şeridi, daha kaliteli bir film. Bu sanki artık burada cennetin o bildiğimiz şeyleri bitiyor. Artık kendinden eşya veya şeyler bitiyor, artık esma mertebesinde. İşi yani öyle, huri, cennet, bankla, maklama yok. Orada bitti. Artık o cenneti idare eden, tabir caizse, böyle hani yönetmen koltuğu gibi ifade ettik onu. Böyle hani misaldir yani şey olmasın diye. Artık o bildiğin cennet şeyleri değil, onların idaresi, onları oluşturan yere geçiyor. Kamu kavseli mi oluyor abi? Yani filmi yapan, cennet tesi donmuş esmanın nihayetsiz böyle perdesiz tecellisi ya. Evet. Ha. Artık oraya geliyorsun. O bildiğin cennet şey yok. Artık esman. Yani o işi yapan. Yani zevk alan değil. O zevki veren, yapan şeyindesin. Kaynak oluyorsun. Yani işte hayal edersen şeceri sürkatte. Cennet cehennemin üstü neydi? Evet. Cennet cehennemin üstü. Arştı. Arş. Arş neydi? Evet. Perdesiz esman tecellisi. Arşa girdin işte. Evet. Oraya uyuyor aynı. Yani. Hayat esmaniye diye evet. İfade ettik. Yanlış olabilir ama esmanın iktiza etti. Perdesiz esman tecellisi. Dördüncü işaretim olduğu yer burası. Bura bir bura birinci işaretti. Bu iki, bu üç, bu dörtte esman iktiza istizam ettikleri halatı diyorlar diye. Mevcudat tarafından da konuşabiliriz ama burayı biraz şu an insan nazarıyla konuşuyoruz şunu ifade etmek için. Sonra bu esma mertebesinin de bir üstü var. Artık şunat. Yani bütün bu şey aslında bir tane cennet var. O esmaların da üstünde şunata medar olan bir yer var. O da kim? Şunat-ı Subhaniye medar şahsiyet-i Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam var. Bir tane cennet var. O aşağıdaki bütün hepsi onun şeyi var. Tek bir cennet var aslında. Aslında. O da Cenab-ı Hakk'ın şu anlat Subhaniyesine medar. Sadece o. Habibullah yani.
Onu da mesela şey, şu ifade çok güzel, onun için buraya yazdım. Hani biz Taib-i Muktezi'yi okuduk, bir de İlle-i Gaye vardı. Yani bu maslah semere fayda, bu yani bundan ne netice alınacak? Bak burada geçiyor mektubatta. Öyleyse o zatın şu efsafı ve şahset maneviyesi işaret eder, belki gösterir ki o zat kainatın İlle-i Gayesidir. Kainattan netice Peygamberimiz, o zattır. O zat da tabii ki beşeriyeti değil, şahsiyet muhammedi hadisler tersine. Yani o zat dediğince böyle peygamber deyince beşeriyet aklımıza geliyor da ondan sıyrılmak lazım. Yani bu kainatın ille-i gayesi, çıkan ürünü, neticesi neymiş? Bir tane neticesi varmış. O da bütün cenneti oluşturan, bütün şeyi oluşturan ve şunat-ı subhaniyeye medal olan şahsiyet muhammedi hadisler tersine. O ne diyor? Yani o zata şu kainatın haliki bakmış, kainatı halk etmiştir. Eğer onu icat etmeseydi, kainatı dahi icat etmezdi denilebilir. Deyince netice o çıkıyor. Yani bütün bizim cennetlerimiz aslında tek bir şahsiyet. Osman abi ne yaptın biliyor musun abi? İlkokul birden başladık. Aha. Üniversiteyi bitirdik. Bugün mezun olduk abi orada şu an. Evet, aynen. İşte. Netice bu abi. Çok kolay gibi geldi bize ama şu anda netice. Sübhanallah. Güzel oldu ders oradan. Allah yani, abi icat kullandı burada, neden? Ya nerede anlamadım. Şurada. Okur eğer mı diyor, onu icat etmeseydi diyor. Yani şu, yani o zatı şu kainatın haliki bakmış, kainatı halk etmiştir. Eğer onu icat etmeseydi, kainatı da icat etmezdi deniyordur. Burada Nur Muhammed'den bahsetmiyor abi. Kainatın bütünlüğünden bahsediyor aslında. Evet. Peki nereye kadar geldik? Şunlatı. Aşağı kadar. Aşağı kadar geldi. Yani. O aşağı çıkmadı. En son nereye kadar çıktı? Kainat dedi zaten. Kainat. Kainat neydi? Nereye kadardı? Aşağı kadar. Evet. Zaten esma neydi? Arşta perdesiz tecelli etti. Kainattı. Kainat. Kainat deyince icat ve halk kullanılır. Cismaniyet zaten oluyor. Cismaniyet evet. Artık bu cismaniyette icat kullanılır. Çünkü ya, niye? Öyle gibi burada nebatat ve hayvanat var. Kainat. İnsan dediğin zaman, mesela arş azam, kabuk hapsine kadar sonra. Bu hayatı, maddi hayatı Muhammed diye. Bu zaten... Biz o ifadeler bize ait yani. Tabii tabii, o değil. Maddi hayatı Muhammed değil bu. Manevi bir hayat Muhammed, arş azama kadar. Zaten Ustad diyor ki, arşa kadar gözünü kulağını aldı diyor Miraç için. Oysa biz biliyoruz ki arşa kadar gitmedi, kabuk arsene kadar gitti. Gözünün kulağını bedenin nereye kadar aldı? Arşa kadar. Arşa kadar aldı. Çünkü orada giymişti. Gözünün kulağını nerede giydi? Arşta giydi. Orada takıldı bu. Nerede takıldıysa bıraka gitti. Ondan sonra neyle gitti? Arştan sonra. Değil mi? Oraya kadar. Burak. Sonra. Refle. Yani bu kainat. Kainat nerede bitiyor? Arşta bitiyor. Tabii ki esma. O zaman şahsiyet-i Muhammediye denmiyor ki. Yani madde onun için, madde hayat-ı Muhammediye bu. Evet. Manevi hayat-ı Muhammediye değil ki. Yaratmaktan bahsediyor. O çekirdeğe bak da ağacı yaptı diyor. Çekirdeğe bak da ağacı yaptı. Allah'ın adeti şudur. İlk önce yumurta yapıyor, sonra tavuğu yapıyor. Çekirdeği yapıyor, ağacı yapıyor. Nur Muhammed'i, affedersin, yaptığı kainatı yarattı. Kainat neydi Nur Muhammed'in? Madde hayat-ı Muhammed'i. Manevi deyince, arş, lef-i mahfuz, arş-ı azam, kabuk karşısı. Eklenir. Madde hayat-ı Muhammed'i arşa kadar, manevi hayat-ı Muhammed'i'ye arştan, lef-i mahfuz ve arş-ı azam, kabuk karşısı. İkisini cem edersen, şahsiyet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam. O çekirdeğe dönüştürsen Nur-u Muhammed'i olur. Bize bakan tarafı Nur-u Muhammed'i. Allah'a tarafa bakan tarafıyla mecul deniliyor. Allah'a bakan taraf mecul, bize bakan taraf Nur-u Muhammed'i. Kendini onunla ifade edersen ene olursun sen. Yani peki, biz mana tarafını mı mecul diyoruz abi? Peki, maddi hayat-ı Muhammediye anlatacağım size. Şimdi bir cami düşünün, cuma kılınıyor, çok kalabalık.
Tam 14 tane saf var. Hoparlör yok. Mihrapta bir tanesi Allahu Ekber deyince arkadaki ilk saf ne diyor? Allahu Ekber münadiye. Semiallahu limen hamide. Rabbena lekel hamd. Demiyor mu? Evet. Birinci saf. Peki ikinci saf mihrabı duymuyor. Kimi duyuyor? Elim. Ondan sonra onun duyduğunu da o yapıyor. Tam 14 tane saf. Tek bir tane, bazıları sorar, olur mu ya? Onu yaratmasaydı o tek bir tane. İmam bir tanedir. Peki 14 tane, 1400 senede her 100 senede bir imam geliyor ya. 100 senede bir imam geliyor. Peygamberimiz de bizim aramızda 1400 sene var. 14 tane saf var. 14 tane imam var. İmam-ı Gazali bir münadi. İmam-ı Rabbani bir münadi. Bediüzzaman bir münadi. En son saf Semiallahu limen hamide diyor. İmam. İmam-ı Muhammed. Bu Semiallahu limen hamide demiyor. Rabbena lekel hamd diyor. Farklı bir şey diyor. Çok farklı bir şey söylüyor. Anladın? Allah Allah. Üstad abi. Çünkü Allah'ı kullanırken değiştiremezler. Allahu Ekber. Hepsi Allahu Ekber diyor. Peki. Dediğin aynı tekrar et. Semiallahu limen hamide dediği zaman niye hepsi Semiallahu limen hamide demedi? Aktarır, tamam. Şimdi bazıları imam, imamı Şafii imamı. Aslında imam biz onun timsali sureti olduğu için cami imamı, hocadır ya, ne imamı? İmam tek. Nereden çıkar? Mihrap diyor. Kainat bir mescit diyor. Mekke bir mihrap, Medine bir minber. İmam bir katip. Gel onu dinleyelim diyor. İmam bir tane. Yapma. İmam bir tane. Bir tane. Münadi. Yani şu soruyu sorar yani. Ya ona baktı kainat dedi. O ne diyorsa 14 saf hareket ediyor. Buraya arşa kadar arkadaşlar. Geçmiş olsun. Bu kabuk ayı senin ne kadar değil bu şey. Peki oraya kadar isteyene cenneti diyor, ver onu. Bu bittiği zaman, ondan sonra arşı bittiği zaman, o cennete kadar mı cennette? Bu Esma-i İktizar, Esma-i İktizar şu ona, zat ne olacak? Zat daha farklı işte. 4 elif miktarı uzatamadı Osman'ım. 4 elif miktarı ben uzatacağım inşallah. Kolay göndereceğim. 4 ders olmuyor. 4 ders olmuyor. Zaten konu neydi? Şunat-ı zatiyetti. Mahiyet-i zatiyet değildi. Kabu kavsiye değildi. Mahiyet-i zatiyet. Allah Allah. Yani arşa kadar. Çünkü mevcudat o. İşte cennet ne kadar acayip bir yapıyla yapılmış. Meğer cennete gitmiyormuşuz. Surette öyle. Cennetimize gidiyoruz. Biz oluşturduğumuz cennet. Onun için şaşırmayacağız. Allah Allah demeyeceğiz. Senin yaptığın amelin donmuş haline gidiyoruz. Senin yani bu menazeri selme diye sevgili cennette sende yapılmıyor mu? Onunla cennet yapılıyor. Hani ateş, cennette ateş yok demiş değil mi? Bir tanesi var. Ateşi sen götürüyorsun. Yani sende yapılmıyor mu cennet? Senin sevgisi şahitli senin. Menazeri sevmedi de senin. Bizim diyelim. Sevgisi şahitli benim. Menazeri sevmedi hepimizin. Oluşturduk cennet. Bu umumi cennetimiz. Beraberiz ya cennetimizi oluşturduk. Hususi cennetimiz ne? O cennetteki rüyetindir, Rabbindir. O da nasıl olacak? O da başka işte. Yani zaten konu değil miydi mektubatta başında bu? Yani zihayat ve zihayat, hayvanlar ve nebatat.
İnsan anlatmıyor ki. İnsan anlatınca kabuk kalpsine kadar götürmesi lazım. Burada nebatat ve hayvanat. Tabi arşa kadar. Arşa kadar götürecek. Hakkı o kadar. Oraya kadar götürecek. Abi ben farklı peki, bir şey niye alacağım? Şunat, şunata mazar. Mahiyeti zaten. Mahiyeti zaten ne kainatta, ne ziyaretta, ne hayvanatta. İnsanda. Abi. Abicim, Peygamber Efendimiz, Efendimiz Miraç'a çıkarken ben gene aynı şeyi okuyacağım ama Miraç'a çıkarken Sidretül Münteha'ya kadar yanlış mı söyledim? Evet. Kabu karşısı. Yok yok. Cennetin sonu dudu. Cebrail Lef-i Mahfuz'un hududunda o kadar. Lef-i Mahfuz'un hududunda o kadar. Lef-i Mahfuz'da. Sidretül Münteha cennetin nihayet hududu. Doğru, özür dilerim. Evet. Şimdi abi, oradan yukarı Cebrail gitmedi mi? Lef-i Mahfuz'dan ileri geçemedi. Abi, Cebrail olarak geçemedi. O bütünlüğün içinde devam etti. O bütünlük içinde o da var tabi de. Evet. Şimdi, ama müstakil bir Cebrail yok. Şimdi o zaman orada. burada insan sadece hayvanları ve bitkileri anlatmıyor. İnsanı anlatıyor. İnsan da var bunun içinde. Anlatıyor. Evet. İnsanı anlatıyor ama. Soruyu soran kişi anlatıyor. Hadi insanı anlıyorum diyor. Hadi insanı anlıyorum diyor. Da hayvanlar ne oluyor? Yani hayvanlar da nihayet bu çekirdeği asli dediğimiz noktada Hasan abi her şey oradan yaratılmamış mı? Nihayet onun da gidişi nihayet belli bir mesela Cebrail aleyhisselam Cebrail olarak gidememiş. Ama bütünlüğün içinde dönüşerek yani Miraç'a giderken Allah Resulü yanında üç şey vardı. Nur, emanet, anahtar. Ha. Bu niçin nebatat ve hayvanat anlattı? Bunu soran kişiyi onunla anlamlandırdı. Aslında hayvanı bitki anlatırken onun da kendisini anlamlandırdı bu soruyu soran kişi. Tamam. Bunu kim sordu? Kim merak ettiyse. Tamam. Ne işe yaradı bu soruyu sorunca cevabı? Cevabı seni inşa etti. Ne demek arşa taşıdı bu ders? Ben bu abi, sorunun cevabı seni arşa taşıdı. Abi ben öyle demiyorum Allah aşkına. Niye öyle diyorsunuz ya? Allah aşkına abi ya. Ha. Şimdi. Tamam. Şimdi abi şu. Bütün hayvanat, nebatat, insan şurası. Tamam. Tamam mı? Burası Hasan abi, bakın şurayı, şurası bizim çekirdeği aslımız Hasan abi. Şurası. Evet, o terörün çekirdeği aslımız. Çünkü sevgili seçerçte işte bizimdir. Bizimdir abi, evet. Bizimdir. Yani şurası belki nur tarafıysa, şurası da mana tarafıdır ki. Tamam, peki dur. Biziz. Biziz abi. Hangi biz ama diyeyim sana. Allah Resulü'ne sormuşlar, cennet nasıl bir şeydir? Resulullah dedi ki, cennetin taşları, cennetin biziz bu. Cennetin taşları nasıl anlatacak? Dünyanın neresine benzetmiş? Hayvanlara benzetmiş. Hayvanlar gibidir. Şuurludur, hayattadır, çağırsan gelir. Hayvanı düşün ya. Sen köpeğin, sığırını düşün. Mesela sığır benim, sığır vardı. Çocuk ilk okula gitmezken. Yağmur yağdırıldığı zaman altına girerdim. O hiç kıpırdamazdı. Cennetin taşları oluşturuyor ya. Ha. Dünyadaki hayvanlar gibidir. Cennetin nebatatı dünyadaki neye benzetiyor? Sağ. İnsana benzetiyor. Bir mertebe düşüyor. Evet. İnsandan daha yukarı mertebe var mı varlıkta? Yok abi. Peki. Cennetin taşlarını hayvana benzetti. Cennetin bitkilerini insana benzetti. Cennetin hayvanlarını nereye benzetti? İnsanları. İnsanın ötesi. İnsan yok ki daha. İnsanlara bir şey yok ki. İnsanlar. Şimdi hayvanları, bitkileri dünyada hayvanlar gibi olacak. Tamam. Cennetteki bitkiler de insanlar gibi şey olacak. Tamam. Taşlar, tamam. Hayvanlar gibi. Tamam. Taşlardan yapılan ağaçlar, insan gibi. Tamam. Peki, bu dünyada ne vardı? Taşlar vardı, toprak vardı,
Bitki vardı, hayvan vardı. Sonra insan vardı. Tamam. Ha de cennetin taşını benzettin. Cennetin bitkisini de benzettin. Hayvanı. Cennetin hayvanı dünyada nereye benziyor? İnsanların üstünde bir mahluk yok ki benzetemiyor. Peki insana benzetilmiş mi? İnsan zaten konuşulmuyor. O zaman cennetin bu biziz, doğru. Nesnesin, senin eczai efradın, kainat neydi? Nevin hükmündeydi. Bu sensin aslında. Hani 24. sözde 3 tane şahsiyet var ya, ikinci katrede. Evet, Katre, Zühre, Reşa. Evet, bunu 3 tane farklı insanla anlatıyor, sonra dönüyor diyor ki, iyi anladın mı bu 3 tane? Ha, üçü de sensin. Üçü de sensin. Burada nebatat ve hayvanat anlattı tek tek, aslında sensin. Dediğin doğru. Ama bu cennetimiz derken, zaten bizim cennetimizi ne oluşturuyor? Topraklar, taşlar oluşturacak, hayvanat oluşturacak, bitkiler oluşturacak, sonra hayvanat oluşturacak. Tamam, bunlar işte bizim iki tanesi oluştu. Nebatat ve hayvanat oluşturur. Neymiş? Şuuna atmış. İnsan ne olacakmış orada? İman ettiği gibi olacak. Ne demek? Şöyle diyeyim. Yani iman ettiği gibi olacak demeyeyim diye. İman ettiğine en azamı derece mazar olacak. Şöyle diyeyim. Şimdi bak. Ondan sonra kapatalım. Çünkü saat geç oldu. Bak şimdi. Biz Allah'a nasıl inanıyoruz? Böyle itikat ediyoruz. Allah bir anda her yerdedir. Hiçbir yerde değildir. Değil mi? Allah öyledir de. Allah zatiyle yoktur. Sıfatlarıyla vardır. Alemde Allah her yerdedir, hiçbir yerde değil. Mekanı tutmaz vesaire vesaire. Peki başka Allah her dediği olur, istemediği olmaz. Öyle değil mi? Evet. Allah isminin iktizası bu. Allah istediği olur, istemediği olmaz. Öyle değil mi? Peki cennete gitti ehli cennet. İstediği olacak, istemediği olmayacak. Ne? Her yerde olacak, hiçbir yerde olmayacak. O ismi azami derecede mazhar edecek. Ne dedi o sırada? Mazar olacak dedi ama. Öyle mi? Çünkü böyle diyeceğim bildiğin için. Peki, Rahman ismine mazar oldu. Rahim'e mazar oldu. İsimlerin mertebe-i azamların toplamı ismi azamdı. İnsan ismi azama mazar değil mi? Evet. İsmi azam neydi? Allah-u Hayat değil mi ikinci şu adam? Onlara mazar olmayacak. Mazar olmayacak mısın o isme? Allah, mahiyeti zatiyedeki Allah değil ki, esmadatı Allah'tır. Sıfatta Allah başka, şunatta Allah başka. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman'a, Rahim'e mazar oluyorsun da, Allah ismi azamına da mazar oluyorsun. Mazar oluyorsun. Panteistler gibi oluyorsun değil, haşa tövbe. Hemos değil, hemozostur. Ondan peki, iman ettin, Allah'a iman ettin. Nasıl bir Allah'a iman ettin? Allah her yerde, hiçbir yerde değil. He? İstediği olur, Allah'ın istemediği olmaz. Sen buna iman mı ettin? Al sana mükafat. Cennette böyle mazar ol buna. Bir anda her yerde olacaksın, hiçbir yerde olmayacaksın. Evet. İstediğin olacak, istemediğin olmayacak. Esas cennet belki bu hal. Ya? Bu şey. Ama abi, peki bir şey söyleyeceğim. Şuna da cevap vereceksiniz bana böyle. Ben bunu istemiyorum. Ha, bu makamı istemiyorum. Bu neydi zaten? İki meratipti. Zaten adam daha yaşamıyor. Orada sopa diyor. Yok, böyle bir zat var zaten. Çıktı dedi ki, gafur gibi diyor, böyle bir adam gelecek benden sonra. Ama önce de ben söyleyeyim, isteyene ver onu dedi. Bunu diyen oldu senden önce. Bunu isteyene ver onu. Bana arş değil, yetmez diyor. Lef-i Mahfuz da yetmez. Arş-ı Azam da yetmez. Kabuk kalp sen dedi. Bunu diyebilene verilecektir. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın ayet vardı ya, ayette. Herkese verilmeyecektir. Ama kime verilecek? İsteyene verilecektir. Peki kim bunlar? Dünyada herkes istiyor. Ama herkese verilmiyor. Ama kime verilmiş? İsteyene. Peki kim onlar? Verilene verilecektir. Bu manalar verilene verilecek. Cennete gittin. Sen şimdiden diyorsun ki ben istemiyorum. İştahın açıldı yukarıya. Cennete gittiğin zaman, ya Rabbi istiyorum. Böyle bir yedi kulede tılsım dersense bundan konuşulmuştu. Bu kabuk açısı falan vardı. Orayı istiyorum. Her cennette istediğin yerine geldiği, geleceğine göre tak diye sevileceksin. Adam dünyada gitti cennete.
Adam Müslüman, Müslüman adam gitti. Ya Rabbi bunu istiyorum, tamam. Ya Rabbi ben devrede olmak istiyorum, tamam. Ya Rabbi, sahabenin bir tanesi, demek fakirmiş, abonasına gelmiş. Ya Resulallah, ben de çiftçilik yapmak isterim öyle, tarla verilecek mi bana? Küreyi, 500 küreyi arz kadar sana tarla verecek. Allah Resulü tebessüm ederek dişi gözükmüş. Dedik bak tarla istiyor, ekecekmiş. Adam da evde hiçbir şeysi yokmuş. Tamam ne isteyecek? Verilecek. Başka huri istedi, tamam. Bir tanesi de çıktı. Ya Rabbi ben seni istiyorum dedi. Bu Allah'tandır. Allah değil çünkü. Cennet Allah'tandır. Allah değil. Biz Allah'tan olanı değil, Allah'a istiyoruz. Şükür bize bunu. Çünkü nurcuların cenneti, cennetin sahibi olandır. Burası da bizim için aynı şey olacak. Evet, bak, bizim nurcuların cenneti, cennetin sahibini bulmaktır. Nurcuların cehennemi, cehennemin sahibini kaybetmektir. Vermek istemezsin, istemek vermezdir. Evet. Dersi kim yaptıysa? Vâhuru davâhum elhamdülillâhi rabbil âlemîn. İllâhi teâlâ fâtiha. Kulumsuz mazafı sığırlar.